Adaletten, barıştan, özgürlükten, hak ve hakikatten yana söz söyleyen, aklı selim olanların ve her probleme karşı sağduyuyla yaklaşanların programı Söz Meydanı'ndan bu haftada herkese merhabalar efendim. Siz ekranları başındaki sevgili izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Yine saatlerimiz 22.45'i gösteriyor. Yeni günde çift 0.50'ye kadar siz sevgili izleyicilerimizin evlerine stüdyodaki değerli konuklarımızla misafir olacağız. Yine bugün Türkiye'yi ilgilendiren meseleler var. Ailemizi yakından ilgilendiriyor yine bu meseleler. Bunları konuşacağız, bunları masaya yatıracağız. Hiç vakit kaybetmeden değerli konuklarımı tanıtayım. Sonra bugün neyi konuşacağız? Bir üzerinde kısaca duralım. Sonrasında hızlı bir giriş yapalım Söz Meydanı'na. Efendim, centilmenlik yapıyoruz yine bugün. Hanımlardan başlıyoruz. Eğitimci yazar Sema Maraşlı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah hemen sağımdan devam ediyorum. Sema Hanım'ın karşısında hukukçu, avukat Bülent Demir var. Bülent Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hemen Bülent Bey'in yanında, efendim psikiyatrist ama klinik psikiyatrist alanında uzmanlaşmış. Yine gazeteci, yazar, doktor Yalçın Güzelhan var. Efendim Yalçın Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sefalar getirdiniz. Ve hemen Yalçın Bey'in karşısında BOFİSTER, Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği Kurucu Başkanı, Genel Başkanı Nihat Yörük var. Nihat Yörük de hem mağdur ama hem bu alanlarda da aslında akademik derecesinde kendi işini kendi yapma anlamında yol yürüyen kişilerden bir tanesi. Nihat Bey, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Bugün neyi konuşacağız? Derin meseleler yine Söz Meydanı'nda. Biz beraber yapacağız yine bu programı. Beraber söz söyleyeceğiz. Adaletten yana söz söylemeye çalışacağız. Bu Söz Meydanı hepimizin programı. Ne olur bugün de bize görüş ve önerilerinizi Akit TV'den, @Akit TV Twitter adresimizden, yine @Akit TV'den sonra @Muhammed Binici'den, yine Söz Meydanı tagıyla bize ulaşabilirsiniz. Hemen WhatsApp telefon numaralarımızı da görüyorsunuz telefonumuzun altında. Oradan da bize yazabilirsiniz. Sizin görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Neyi konuşacağız dedik? Ülkemizde kadına şiddet gerçekten arttı mı? Yoksa bu bir mübalağa konusu mu oldu? Neden psikolojik şiddet ve fiziki şiddet aynıymış gibi kabul ediliyor? Şimdi burada değerli hem de nöroloji anlamında da üstadlarımız var, psikiyatrist. Bunun üzerinde bugün çok duracağız. Psikolojik şiddet ve fiziki şiddet nedir? Bunun ayrıntılarını size paylaşacağız. Erkeklerin evden atılması şiddeti azalttığı doğru mu? Ya da tam aksine çoğaltıyor mu? Bunu da konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi hangi problemlere sebep oluyor? Ve İstanbul Sözleşmesi ile, hatta bazı devletlerin kabul etmediği İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye'de ne amaçlanıyor? Bunun altını kalın harflerle yine çizmeye çalışacağız. Alınan önlemler, biliyorsunuz son günlerde İçişleri Bakanlığımız da önlemler aldı. Gerçekten bu önlemler yerinde mi değil mi? Bunu da bugün sizinle buradan Söz Meydanı'ndan, Akit TV ekranlarından paylaşmış olacağız efendim. Ama öncesinde hemen programa gireceğiz. Bir VTR alacağız. Bu VTR çok önemli bir VTR. Aslında Türkiye'yi derinden üzen bir VTR. O kişinin soy isminde de aslında bir üzmek kelimesi var. Kim efendim? Hüseyin Üzmez'le ilgili bir VTR'ydi. Bülent Demir iki hafta önceki programda Söz Meydanı'nda, Akit TV ekranlarında bunu anlattı. Gerçekten o günden sonra bu meseleye dört elinizle sarıldınız. Hatta VTR'ler yaptınız, paylaştınız, duyurmaya çalıştınız. Biz o VTR'leri alıyoruz. Ama şurada yine bunun altını biraz bir çizelim kalın harflerle. Hüseyin Üzmez kimdi? VTR'de anlatılıyor. Neden atıldı? VTR'de yine atılıyor. Ama altını çizmemiz gereken konu şu. Bu kadınlar Hüseyin Üzmez'i o duruma düşürdü. Evet, hemen bir VTR'mizi alalım. Sevgili yönetmenim, sonrasında hızlı bir giriş yapacağız yine. İstanbul Sözleşmesi toplumda yalanı ve iftirayı yaygınlaştırma temelli şeytani bir şey barındırıyor. Akılda kalınsın diye yaşadığım, sizlerin de çok iyi bildiği bir örnek üzerinden ifade etmek istiyorum. 83 yaşında cezaevinde ölen birisinin hikayesi. Bununla ilgili o yıllarda Türkiye'ye haykırmıştım. Bu yanımdaki adam masum diye. Bu adamı cezaevinde öldüreceksiniz ve
hepimiz bu adama toprağın altında yüzüne bakamayacağız. Sadece eşi inanmıştı, sonra o da koptu. Geriye avukatı olarak ben kaldım. Bu adam bir gazetenin başyazarı. 81 yaşında, 14 yaşındaki bir kız diyor ki bu adam bana defalarca tecavüz etti. Polis ifadesi, pornografik ifadeleri, sayfalar dolusu. Okuyunca ö diyeceğiniz cinsten. Savcılık ifadesi de aynı şekilde. Ben nasıl uyandım? Polisteki ifadede pantolonumu indirdi, savcılıktaki ifadede eteğimi indirdi. Bu ya pantolon ya etek. Duruşmalar yapılıyor. CHP'nin milletvekilleri, adını da söyleyeyim Canan Arıtman, ne kadar eşcinsel, ne kadar feminist kadın dernekleri varsa duruşma salonuna girerken bize yumurta atıyorlar, domates atıyorlar. Bu şekilde duruşma salonlarına giriyoruz. Meslektaşım, arkadaşlar bile çocuk tacizcisinin avukatlığını sen nasıl yaparsın? Ama ben onun kitaplarıyla büyüdüm. Cezaevinde ziyarete gittiğimde abi ben seni asla yalnız bırakmayacağım. Ama şunu bana söyle, yaptın mı yapmadın mı? Yapmadığımı biliyorsun. Yapsam yaptım diyecek bir adam olduğumu bilmiyor musun? Biliyorum abi. Tamam. Duruşmalarda bir detayı daha yakaladım ve kızın adli tıpa gönderilmesini ve bakire olup olmadığının tespitini istedim. Adli tıptan bakire olduğu raporu geldi. Karşı taraf itiraz etti. İtiraz eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Nimet Çubukçu. Bir sonraki celsede tıp fakültesine gönderildi. Oradan da bakire raporu geldi. İfadelerde tecavüz defalarca, hem de inanılmaz pornografik. Kızın bakire raporu gelince müvekkilimi tahliye etmek zorunda kaldılar. Sonrasında bu kızı o esnada Çocuk Esirgeme Kurumu'na alındı. Artı o süreçte Çocuk Esirgeme Kurumlarında nasıl şebekeler olduğunu, bunların hepsini öğrenme şansı buldum. Çocukların bir çarşı iznine çıkarılırken verilen 20 liralık haçlık için kimlerin altına yattığını, 20 liralık haçlık için kimlerin altına yattığını, bunların hepsini öğrenme şansı buldum. Normalde benim o kızı ziyaret etmem suçtu ama çözmem lazımdı. Gittim, kızı yurtta ziyaret ettim. Dedim bak yavrum, bu konuşmayı da yaparken yanımda pedagog da vardı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun müdürü de vardı. Kızı çağırttım. Dedim bak evladım, bu adam bu işi yapmışsa cezaevinde gebersin gitsin. Ben de sana söz veriyorum. Sen eğer yaptı dersen bu adamın avukatlığını yapmayacağım. Senin sözüne bu kadar itimat ediyorum. Sen yalan söylemezsin. Ama eğer bu adam bu işi yapmamışsa sen bundan sonraki hayatında sürekli yastığa başını koyduğunda bu adamın çığlıklarıyla uyanacaksın. Yaptı mı, yapmadı mı? Pedagog, Çocuk Esirgeme Kurumu müdürü ve ben. Kız hiç tereddüt etmeden hüngür hüngür ağlamaya başladı ve ben yalan söyledim dedi. Tamam dedim kızım. Ben duyacağımı duydum. Duruşma salonunda 3 celse sonra bu kız yalan söylediğini mahkemede itiraf etti. Fakat müvekkilim 16 yıl ceza aldı. 16 yıl ceza aldı. 16 yıl ceza aldı ve 83 yaşında cezaevinde öldü. Allah rahmet eylesin. Bu olaya şahitlik yapan bir kişi vardı. Kızın annesi. 34 yaşındaydı. Cezaevinde öldürüldü. Şimdi bakın, bir kanun diyoruz. Bu kanunun uygulandığındaki domino etkisi nerelere gidiyor değil mi? Evet. Bu kişi kimdi? Hüseyin Üzmez'di. Şimdi medyanın ifade ettiği zihinlerimizde Hüseyin Üzmez ne? Çocuk tacizcisi değil mi? Ve bu çocuk gerçekleri mahkeme salonunda söylediği halde 16 yıl ceza verildi ve cezaevinde öldü. Maalesef. Evet sevgili izleyiciler, biz Hüseyin abi, Hüseyin Üzmez'i çok üzdük. İnşallah Rabbimiz affeder. Ama şu anda o kanunlarla yargılanan Hüseyin Üzmez abi, Hüseyin Üzmez, o kanunlar şu anda devam ediyor. Hatta sizin söylemedikleriniz var Bülent Bey. Orada savcılar nerede olduğuna bakılsın, yine yargılamalarda polislerin nerede olduğuna bakılsın diye. Sevgili izleyiciler, videonun tamamına Söz Meydanı'ndan ve Akit TV'den Söz Meydanı altından yine ulaşabilirsiniz. Oradan tıklayıp tamamını, o programını izleyebilirsiniz. Evet, bir kez daha konuşalım isterseniz. Yani bu garabet yasalar, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'yi nereye getirdi, nereye götürüyor? Teşekkür ederim. Rica ederim. Rahmetli Hüseyin abiye buradan bir kez daha rahmet, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.
Öncelikle şunu ifade ederek başlamak istiyorum sözlerime. Bu videoyu 2 hafta önce sizin programınızda bu konuyu dile getirdiğimizde bugüne kadar belki yüzlerce insan geri dönüş yaptı. Gerek sosyal medyadan, gerek maille, gerek telefonla ulaşan. Ve bu gerçekleri neden şimdiye kadar söylemediniz diye sitem eden insanlarımız oldu. Öncelikle ben onlara bir cevap hakkımın olduğunu düşünüyorum. Her birine teker teker izah etmiş olmakla birlikte belki şu anda dinleyen seyircilerimizden, seyreden seyircilerimizden de akıllarına bu sual gelebilir. Hüseyin Üzmez hayattayken ve bu olaylar oluyor iken bundan 12 yıl önce Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında Hüseyin abi de yanımdayken ben bu gerçeklerin hepsini Türk kamuoyuna haykırmıştım. Programın girişinde de söyledim. Evet. Bu yanımdaki insan masum demiştim. Olayın ne şekilde kurgulandığını ki o Teke Tek programı yaklaşık 3,5 saat kadar sürmüştü. Ve Fatih Bey aklına gelen her türlü suali sormuştu. Ve orada belgeleriyle beraber bütün bunları ben ifşa etmiştim. Ama bu yargılamanın seyrini değiştirmedi. Ve sonuçta Hüseyin abimiz kamuoyunda çocuk tacizcisi konumuna düşürüldü. Ne yazık ki muhafazakar camia tarafından da gazetelerin sür manşetlerinde utan ve adam şeklinde maalesef, yani muhalif kanadın tavrı zaten belli. Fakat bizim cenahtaki kişilerin de refleksleri tükürme şeklinde oldu. Tabii toprağın altında hepsi hesabını verecek. Her şeyin künhü bilen Rabbimiz o gün mutlaka zalimlerle mazlumları veya arafta olanları karşı karşıya getirecek. Şimdi burada meselemiz Hüseyin abimizin karşılaştığı zulüm perspektifinden devam eden mağduriyetleri önlemek için neler yapılması gerektiğini. Hani mağduriyetler devam ediyor mu peki? Yani gerçek anlamda örnekleriyle artarak devam ediyor. Evet. Neden? Hüseyin abinin yargılandığı yıllar 2008 yılıydı. Bu size söylemiş olduğum Teke Tek programına katılıp da Hüseyin abinin tahliyesini aldıktan sonra Türk kamuoyuna bu inanılmaz bir yanlış yargılama, burada bir mağduriyet var, masumiyet var, olayın iç yüzü böyle değil dediğim yıl bundan 12 yıl önceydi. Ve o zaman İstanbul Sözleşmesi henüz yoktu. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin o dönemdeki konjonktür de çok farklı değildi. Ama İstanbul Sözleşmesi ile beraber bu olaylar, biraz sonra değerli konuklarımız da hem rakam verecekler hem yaşadığı acı tecrübeleri anlatacaklar, artarak devam ediyor. Yani o yıllara göre katmerlenerek devam eden toplumumuzda, Anadolu insanımızda bir mağduriyet söz konusu. Zaten bizim programlara çıkmamız, bu şekilde bunları ifade etmemiz, bu mağduriyetlerin azalmasına yönelik irade sahibi olan kişilere konunun farklı bir perspektiften anlatılmasını sağlayabilmek. Yani burada birçok sivil toplum kuruluşu veya kamudaki erk sahibi olan kişiler Cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanımızı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki rey sahibi olan mebuslarımızı negatif yönlendiriyorlar. Bu negatif yönlendirmenin yanında biz bir de reel olarak pozitif ne şekilde yönlendirilebilir? Biz bunun gayretindeyiz. Sonuçta biz insanımızın toplumdaki ana örgüsü olan ailenin korunması, çünkü son kalemiz artık. Evet. Yani emperyalist batının yaklaşık 1920'den hatta ondan bir 100 yıl öncesinden itibaren ülkemizde yapmaya çalıştığı o zihin ifali ve kültür kodlamasının önüne bırakın geçmeyi, tam tersi gittikçe erozyona uğrayan bir yapımız var. Hem aile, hem toplum, hem birey. Buna ilişkin biz tedbir almamız gerekir derken tam tersi Batı'nın artan hücumlarına, saldırılarına karşı çanak tutar kanunlar çıkarmak abesle iştigal.
Yani bugün İstanbul Sözleşmesi'ni ve İstanbul Sözleşmesi'nin perspektifinde işte 62-84 sayılı yasanın insanımızı ne denli mağdur ettiğini görmemek için kör olmak lazım. Evet. Ama Türkiye'de bir yanlış var. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalar hazırlanırken alt komisyonlarda da göre almış bir hukukçu olarak önceki programlarda da ifade etmeye çalıştım. Bizde bir yasa hazırlanırken o yasanın muhatabı olan kitlenin temsilcilerinin masada bulunmadığı bir garabetle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bununla ilgili örneğin kardeşimiz bir sivil toplum kuruluşu ve kuruluşunun başkanı veya bununla ilgili toplumda tansiyon tutan insanlarımızın o masada en azından olası riskleri dile getirebilecek şekilde olması gerekir. Ama kervan yolda düzülür hesabı. Batıdan gelen anlayışlar ki İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanırken biliyorsunuz o esnada bununla ilgili yabancı şahıs genel kurulda hitap etti. Ve genel kurulda evet. İstanbul Sözleşmesi'nin oylanmasının süresi 20 dakika. Ve bütün partilerin kahirekseriyetiyle tamamen onaylayarak geçtiği bir kanunun aradan geçmiş 8 sene oluşturduğu garabeti konuşuyoruz. Mağdurlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin ne tür tedbirler alması gerektiğini konuşuyoruz. Ama bu konuşmamız bile hala makes bulmuyor. Bilakis tepkiyle karşılanıyor. Evet, mesela bir izleyicimiz Hollanda'dan izliyorum sizi demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'da mı imzalandı yoksa Ankara'da mı diyor. Ankara'da imzalanmış ise bu sözleşmenin adı neden sözleşmesi, Ankara Sözleşmesi olarak geçmedi diyor. Hollanda'dan sizleri izliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değiniyorsunuz diyor. Şimdi izleyicimiz önemli aslında bir noktaya temas ediyor. Neden diyor İstanbul, Ankara'da imzalanıyorsa İstanbul Sözleşmesi oluyor şeklinde bir yaklaşımda bulunmuş. Hani burada milletvekilleri bunu oyluyorsa neden İstanbul Sözleşmesi oluyor diyor. Ben bununla alakalı bir vekilimizle konuşmuştum. İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgisini sordum. Bana söylediği İstanbul Sözleşmesi de ne diye bir cevap verdi. Yani vekilleri de daha soruyoruz bu sözleşmeyi. Sözleşmenin İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme olduğunu dahi bilmeyen vekillerimiz var. Açıklamak zorunda kaldım. Ya böyle mi dedi. Evet dedim böyle. O zaman evrakları bununla ilgili belgeyi gönderir misin? Şimdi ben onu göndereceğim kısa bir zamanda. Kendisi biliyor efendim. Kendisine göndereceğim, ileteceğim. Hemen bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Diyor ki 3 yıldır... Özür dilerim. Tabii buyurun. Hemen o seyircimizin sualine tatmin edici bir cevap vermek adına neden İstanbul Sözleşmesi denmiş? İşte Ankara, İstanbul. Aslında Ankara, İstanbul'da değil. Daha önce çok da güzel bir benzetme yapıldı. Bizans Sözleşmesi dendi. Evet. Ama böyle olduğuna dair sözleşmenin giriş bölümündeki amacı kısmını okuduğumda o seyircimize Ankara, İstanbul'dan ziyade daha yüksek bir perspektifte bunun bir Bizans Sözleşmesi, Haçlı Sözleşmesi, Avrupa Sözleşmesi olduğunu sözleşmenin giriş bölümündeki amaç kısmını okuyarak cevap vermek istiyorum müsaadenizle. İstanbul Sözleşmesi'nin giriş bölümünde bu sözleşmenin amacı şu şekilde zikrediliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak. Apaçık tabir bir kez daha okuyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak. Bilmiyorum yeterli cevap oldu mu? Bence yeterli. Burada bir virgül koyalım. Hemen bir izleyeceğimiz de şunu demiş. Bu yasalı çıkaranlar diye devam ediyor. Ve devamlı kademle ilgili mesajlar geliyor. Neden almıyorsunuz? Niye çağırmıyorsunuz? Neden vekiller oraya gelmiyor? Bu konuyu ne kadar konuşmuyor? Ya sevgili izleyiciler ben göstereceğim şöyle bakın. Şöyle gelen mesajlar bununla alakalı. Ve biz çağırıyoruz efendim. Vekillerimizden de çağırıyoruz, kademden de çağırıyoruz. Yine tekrar buradan söylüyoruz. Amacımız kutuplaştırmak değil. Kutuplaştırmak değil. Ortada bir yerde buluşmak, Türkiye için en iyisini ortaya koymak amacımız. Öyle değil mi? Zamanım, şimdi size geçelim. Yeni bir, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımız bununla ilgili bir
eylem planı hazırladı. 81 ile 923 vilayette gönderiliyor bu eylem planı. Ama benim orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Birazdan Bülent Bey size tekrar döndüğümde özellikle soracağım. Telefonu kaldırdığı anda dahi kadının telefonu kaldırmasıyla, bakın bura o kadar şey geliyor ki defalarca söylemek istiyorum aslında. Adli vaka olacak bir eylem planından bahsediyoruz aslında. Ve en çok sorulardan bir tanesini söyleyeyim. O zaman bu adli vaka olacaksa, yarın bir gün ben herhangi bir devlet kurumuna müracaat ettiğimde bu benim karşıma çıkacak mı diye sorarlar. Önce bir ilk defa konuyu ben bir eğitimci tarafım olduğu için ekran başında herkese iyi akşamlar. İlk defa konuyu duyanlar var. Kimse inanamıyor. Çok insan inanamıyor. Hatta şunu da yapabiliriz. Sevgili yönetmenimden rica edelim. Bulabilirse bu eylem planını hazırlayan o görseli, kadın eylem planıyla alakalı bulup verebilirse çok güzel olur. Kısaca da bir özetleyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra sözleşmeyi hayata geçirmek için bir kanun çıkarıldı. 6284. Kanundan sonra kadın dernekleri işte bir şekilde halka duyurarak zaten hani başlı başına bir olay da kısa kısa böyle bir özetleyelim. Güya kadını korumak adına psikolojik şiddeti de şiddet sayarak, işin en tehlikeli tarafı bu. Orada da görüyoruz, fiziksel şiddet barındırmasa bile diyor. Evet, benimiz çok hızlı. Teşekkür ediyoruz. Görmeyen evet. Kahramanlarımız gerçekten elimiz, ayağımız, kolumuz, çok teşekkürler. Hemen buldular, getirdiler. Kadına yönelik şiddette mücadele deniyor. Şöyle bir başlıkları söyleyeyim isterseniz. Yine devam edeceksiniz. Şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaşacak. Elektronik kelepçe, şu yavaş yavaş gidelim. Bence bir önce bir özetleyelim. Tabii, tek gidelim. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Bir ara elektronik kelepçe de önemli. Şimdi şöyle bir olayı bir anlatalım. Hanımefendi kocasıyla tartışıyor. Fiziksel bir şiddet yok. Birbirlerine bağırışıyorlar falan. Sonra kadın bir ara kızıyor, öfkeleniyor. Eskiden öfkelendiğinde ne oluyordu? İşte aile yakınları giriyordu falan filan. Bir sürü ayrı kalıyorlardı. Ama şimdi ne oluyor? Artık pek çok insan öğrendi. Kadın direkt telefona, kadını bırakın çocuklar da öğrendi artık. İki gün önce bir olay oldu, onu da bir ara anlatacağım. Hemen telefon, polis aranıyor, şiddete uğruyorum. Hiçbir darp yok, bir şey yok. Anında polisler geliyor, erkeği evden uzaklaştırıyorlar. İşte bir ay, 10 günden başlıyor ama genellikle 6 aya kadar uzaklaştırma veriliyor. Böyle öfke anında aslında burada çok hainlik var. Bir kere İstanbul Sözleşmesi erkekleri şiddet yanlısı, sapık ve cani olarak bu ön kabulle hazırlanıyor. Yani ne bileyim, düşünün hani ormanda tavşanları ayılardan koruyacağız gibi bir şey bu yani. Ayı yapar çalacak kesinlikle. Yani bütün erkekleri bir kere aynı kategoriye koyuyor, canisini, sapığını ve aile reisini. Ve burada fiziksel şiddeti, psikolojik şiddeti ve fiziksel şiddeti beraber ele aldığı için bütün problem oradan çıkıyor. Yoksa adam vurdu, darp var, dayak attı. Tamam, gelsin polisler götürsün. Buna hiçbirimizin... Kesmemek için söylüyorum. Reklama 3 dakikamız var. Tamam. Ona göre toparlayabilirsin. Tamam. Buna hiçbirimizin itirazı yok. İşin içerisinde cana kast varsa, bir zarar varsa tamam yani. Bunda zaten bir problem yok. Ama... bu yok ve hanımları bir şekilde kışkırtıyorlar. Ben ikinci bölümde anlatacağım. Kadın psikolojisi neden 2 milyona yakın, 2011'den itibaren 2 milyona yakın erkek evden atıldı. Uzaklaştırma diye kibar bir şekilde söylemeyeceğim. Atılıyor aile babaları bir telefonla çocuklarının önünde evinden atılıyor. Neden bu kadar yüksek bir sayı? Yani bu sayı, niye kadınlar bu kadar çok kocalarını şikayet ediyorlar? Bunun geri planında ne var? Kanunlar aslında neyi istismar ediyor? Aslında bu kanunlar bir sürü şeyi istismar ediyor. İnsanların duygularını istismar ediyor. Onları bir genel bir çerçevede görüp o maddelerin hayatımıza nasıl yansıdığını da kısa kısa bir görebiliriz. Evet. Reklama gireceksek devam, yok, devam edebiliriz. Tamam, peki. Evet. Bir dakika daha alabilirim. Tamam. Burada kanunun bu kadar yüksek bir şekilde köyden, dağdan, ben bu konularla ilgili çalıştaylara çok katıldım. Emniyette polislerle onların çalıştaylarına katıldım. Hepsi diyor ki dağın başındaki kadınlar bile öğrenmişler. Telefon açıp çağırıyorlar. Eşlerini şikayet ediyorlar. Hakim savcılardan okuyucularım var, mesajlar geliyor. Sema Hanım diye bir öfkeyle şikayet ediyorlar. Sonra geliyorlar. Vazgeçtik biz, ertesi gün barıştık kocamla falan filan. Ama buradaki en önemli problem ne?
kamu davasına dönüşüyor. Evet. Çok büyük bir problem. Bu çok önemli. Evet. Reklamlardan sonra devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra Söz Meydanı kaldığı yerden yine devam edecek. Evet sevgili izleyiciler, Söz Meydanı kaldığı yerden hızlıca devam ediyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için konuklarımı bir daha tanıtmak istiyorum. Efendim sağımda hukukçu avukat Bülent Demir, solumda eğitimci yazar Sema Maraşlı, psikiyatrist gazeteci yazar Doktor Yalçın Güzelhan, Bofüster Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği kurucu genel başkanı Nihat Yörük'le Söz Meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Sema Hanım sizde kalmıştık. Arada da Yalçın Bey çok önemli bir noktaya değindi aslında. Psikolojik şiddet ve fiziki şiddet. Hı hı. Birazdan zaten kendisine soracağım özellikle. Hı hı. Psikolojik şiddetten sonra mı fiziki şiddet insanların eline ayağına bu sirayet ediyor? Birazdan kendisine soracağım ama siz neler düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var. Hani buradaki en büyük, tabii ki psikolojik şiddet de bir şiddet çeşidi ama İstanbul Sözleşmesi'nde şöyle bir ön kabul var. Erkek psikolojik şiddet yapar ama kadın yapmaz. Yani mesela kadınların erkeklere yaptığı psikolojik şiddetler görünmüyor. Mesela diyor ki sözleşme, erkek karısının özgürlüğünü kısıtlarsa, ama şu ülkemizde pek çok kişi bana hak verecektir, karısının izni olmadan kendi annesine gidemeyen binlerce, milyonlarca erkek var. Kadın da erkeğin kayınvalidesini sevmiyor. Ve yani geçenlerde bir profesör karısından dayak yemiş. Niye? Yeğenini görmeye gittiği için. Adam bana anlattı, kendi anlattı. Şimdi burada ciddi anlamda vurmasa bile kadın, adam vursa tabii ki kadına gücü yeter ama elini kaldırmamış, ayrı olay. Şimdi burada benim itiraz ettiğim şey adaletsizlik. Yani o zaman kadınların uyguladığı psikolojik şiddette de kadınları evden atsınlar. Yani psikolojik şiddet eğer adli bir vaka olacaksa hem erkeğe hem kadına uygulanmalı. Ha benim burada itirazım ne? Psikolojik şiddeti uzmanlar, psikologlar, psikiyatrlar onlara yönlendirilmeli şikayette. Sadece şimdi fiziksel şiddet varsa polise, adliye, cana bir kast varsa o şekilde yapılmalı. Buradaki en büyük şey adaletsizlik. Birinin yaptığı, iki taraf birbirine bağırıyor ama polis geliyor çocukların göz önünde erkeği götürüyor. Şimdi bu çocuklar düşünün kişilikleri, cinsiyet kimlikleri, annelerinin o müthiş gücü, telefonla kocayı evden attırma gücünü şahit olan o çocukların bir kere cinsel kimliklerinde bile bozulmalar olur. Erkekse kendi erkekliğinden utanır. Mesela baktığımız zaman son yıllarda genel anlamda dünyada zaten böyle bir şey var. O yüzden pasif şiddet aslında fiziksel şiddetin de tetikleyicisidir. Bu yüzden hani bir kere problem. Adaletsizlik var burada ciddi anlamda ve bu sadece kadın erkek arasında değil. Çocuklar da çok kullanıyor. İlk daha dün mü? Dün vardı galiba gazetede. Abi kardeş kavga etmişler. Erkek çocuğu 17 yaşında telefon açmış, polisi çağırmış. Yumruk vurmuş abisi. Hafif bir yaralanma var. Düşünün yani burada anne babaya değil, eskiden ne olurdu? Böyle bir kavga olduğunda anne baba ayırırdı, barıştırırlardı falan filan, özür diletirlerdi. Şimdi delikanlıların da aklına, genç kızların da aklına ilk polis geliyor. Yani biriyle benim bir problemim var, hemen polisi aramalıyım. Bir kere burada çok büyük bir toplumsal bir bozulma, toplumsal bir yıkım var yani. Ne oluyor? İşte anne de yetişiyor. Beraber hastaneye gidiyorlar, devlet hastanesine götürüyor. Mecburen rapor alınacak diye. Çok zengin bir ailenin çocuğu ama orada başka bir genç bu çocuğu bıçaklıyor ve orada ölüyor çocuk. Yani küçücük bir abi kardeş kavgası cinayetle bitiyor. Şimdi burada bunu ben etrafımda o kadar çok kişiden duyuyorum ki evde kardeşler kavga ediyor. Hemen diyor ki kız ararım seni attırırım evden. Babasını ararım seni attırırım evden. Yani bu tüm topluma yönelik çok büyük bir şey, kötü bir proje. Yani ailenin içine sadece kadın erkek bazında bakmayalım. Bugün kadınların hoşuna gidiyor. Oh diyorlar işte telefonla kocayı attırabilme lüksü. Sabah bir gün bunu sen kullanıyorsun ama senin çocuğun da kardeşini evden attıracak. Geçen bir polisle konuşuyoruz, diyor ki Sema Hanım o kadar çok şikayet var ki diyor, amcasıyla miras böyle paylaşamayan 6.284'ten diyor evden attırmaya, işte uzaklaştırmaya çalışıyor, işte şikayet ediyor falan. Şimdi burada bizim genel olarak bu yapılan şeyi çok geniş bir çerçeveden görmemiz lazım ve bunun içerisinde psikolojik şiddeti ayırmamız lazım. Yoksa burada kadınların, ben bir kadın olarak biliyorum ki kadınlar kurnazdır
ve çok güzel psikolojik şiddet uygulayabilirler. Baktığımız zaman gelin kayınvalide olaylarına bir haber okumuştum. Psikiyatra giden 4 kadından 5 kadından 4'ü kayınvaliden beni sinir hastası etti diye gidiyormuş. Yıllar önce bir Milliyet Gazetesi'nin haberiydi. Şimdi o zaman kayınvalideleri de atalım evden telefonla. Gelinleri de atalım evden. Hani problemlerimizi biz eğer bunlar çözümse herkes birbirine psikolojik şiddet uygulayan herkes açsın telefonu, çağırsın polisi, atılsın o mahalleden 600 metre gidemesin, göremesin. Yani adalet istiyorum ben burada en çok. Yani bu işlere karşı çıkmamdaki en önemli sebep ne kadın ne erkeği düşünüyorum. Sadece adalet olarak bakıyorum. Evet. Haksızlık kime karşı yapılırsa yapılsın zulümdür. Hani buradaki esas mesele bu ve bu topluma dediğim gibi çocuklara yayılıyor. En ufacık bir meselede Rabbimiz ne diyor? İnsan ziyandadır Asr suresinde ancak hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulmuşlardır diyor. Hakkı sabrı tavsiye yasak kanunen. Kanun yasaklıyor. Karı kocayı barıştırmak suç. Kamu davasına dönüşüyor. Bunlar çok yani gerçekten çok çok büyük sonuçlar getiren ve hızlı bir şekilde mesela ilk başta evden atılmalar yüz binlerdeyken şu anda Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre toplamda 2 milyonu buldu. Sadece 2019'da 550 bin civarında bir sayı. Şimdi bu yani bir kere insani bir şey değil. Kediyi köpeği evden atana 10 bin lira ceza düşünen devletimiz kocayı telefonla evden atıp sonra o adama kadının telefon parasına kadar ödetip çocuklarının bakımını, evin masrafını ve dahi çocuklarını göremiyor, karısını göremiyor. Arabada donarak ölen var. Evet, yeni... İşte dedemin evine yerleştim, halamın evine yerleştim. Yani erkekler o kadar perişanlar ki bu noktada. O gün okudum sokakta 6 bin erkek yatıyormuş soğukta. Onların içinde acaba kaç tanesi kanun mağduru? İş yeri varsa iş yerinde yatıyor adam. Yani bir kere insanlığa aykırı. Her şeye geçtik, insanlığa aykırı. Bir de burada şöyle bir durum var. Yani dışarı attığınız erkekte bir öfke birikmesi oluyor mu? Yani artırılmış bir öfke oluyor mu? Ben Yalçın Bey'e sormak istiyorum. Yani dışarı attığınız siz erkeği, erkekte bir artırılmış öfkeye sebep olabiliyor mu? Yoksa ıslah mı oluyor? Yani bunların iddiası ıslah olacak. Ya da eğer artırılmış bir öfke oluyorsa hanım mı başka yere konulmalı, taşınmalı? Çünkü hedef haline getiriyorsunuz. Yani burada öfkesi artırılan bir beyefendiden bahsediyoruz. Diğer tarafta adresi belli olan bir hanımdan bahsediyoruz. Bir de hemen psikolojik şiddet ve fiziki şiddetin ayrımını sizden istiyorum özellikle. Yani şimdi öncelikle hemen bir hanım arkadaşımızın mesajını okumak istiyorum. Yalçın Hocam, Sevinç Hanım. Psikolojik şiddete maruz kalmayı da anlatırsanız umarım benim tespitime göre psikolojik şiddet en ağırı. Çünkü travmaya neden oluyoruz ve insanın kendini toparlaması da çok zaman alıyor. Bu şiddeti yapan kişiler nevrotik ve narsist kişilik bozukluğu olduğu kanaatindeyim demiş Sevinç Hanım. Soyadını söylemiyorum tabii kişisel hak olarak. Şimdi bu mesele çok tartışılan bir şey. Tabii ben psikiyatristim ama aynı zamanda da moleküler neuroscience uzmanıyım. Yani beyin biyolojisi çalışıyorum. Ve dünyanın top dergisi Brain Research'te de makalesi yayınlanmış bir dizim. Yani aslında olay çok boyutlu bir alan. Bir defa meseleleri dile getirirken tek pencereden bakıyoruz. Yani örnek vereyim ben. Size desem ki burada 4-5 kişiyiz. 4 penceresi olan her bir duvarındaki bir odada dört kişiye de deseniz ki işte Nihat Bey karşıdaki pencereden dışarıya bakın ve bana dışarıyı tasvir eder misiniz desek Nihat Bey bakar dışarıya der ki işte dışarıda ağaçlık makilik bir yer var işte altında hayvanlar otlanıyor der dışarıyı tasvir eder. Aynı odadaki Sema Hanım'a da desem ki ya şu karşıdaki odadan da dışarıyı siz tasvir eder misiniz desem o da bakar işte tren yolu var trenler gidiyor tren bekleyenler var der. Nihat Bey'e söylesem karşıdaki pencereden bakıp o da der ki işte deniz görülüyor vapurlar falan var der. Şimdi 3, 4, 5 bunu çoğaltmak mümkün. Kişiden 4 farklı dış dünyanın tasviri var. Ama hepsi de doğru. Evet. Ama hepsinin baktığı pencere farklı. Hiçbirisi yanlış değil. Önemli olan çatıya çıkıp bütünsel bakmak. Yani dış dünyanın bütün gerçeklerini
olanca ağırlığıyla doğru olarak tespit etmek. Şimdi hemen psikolojik şiddete girmek istiyorum. Neden bunu istiyorum? Örnek vereyim. Yani günlük somut şeylerden yaklaşırsak olayı daha kolay kavrarız. Örneğin ben Bülent Bey'e desem ki ya Bülent Bey, bir odada iki kişisiniz. O kişi sana bir tokat atsa da yanağında ekimoz oluştursa veya bir lezyon oluştursa mı iyi? Yoksa 100 kişinin olduğu bir salonda sana hakaret etse mi? Hangisinin travması sizde daha çok ağırlık oluşturur desek? Benim kendi kanaatim kalabalığın, toplumun içerisindeki sana yapılan hakaretin daha büyük bir şiddet oluşturdu. Çünkü şiddeti tanımlarken şiddet bireyin önce tanımdan gideceğiz. Yani böyle bir tarafından tutup gidersek arabesk bir yaklaşım ve tartışma olur. Hocam, şiddet. Hocam, o zaman 2 milyon erkeğin evden atılması toplumsal bir utanç olduğu için çok daha büyük bir şiddet olarak algıladım sizin tanımlarınızda. Şimdi şiddet, önce sağlığı tanımlayalım. Şimdi bu evrensel tanımlarla gitmezsek, kendimize göre yola çıkmaya çalışırsak hiçbir yere varamayız. Yani dünyanın bir normu var. Bütün dünyanın. Toplumların da normu var. Dünyanın da normu var. Biz onlara yel değirmenleriyle savaşır gibi tek başımıza, herkes bir tarafta, biz bir tarafta yel değirmenleriyle savaşamayız. Bilimsel, yani sosyal ve pozitif bilimlerin dünyada genel geçer kabul ettiği doğrulardan yola çıkmazsak sadece kendi nefsimizi ön plana çıkarmış oluruz. Bir defa sağlık nedir? Çünkü şiddet sonunda insanların sağlığını bozuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün, yani bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de, Nepal'ın da, Uganda'nın da, İran'ın da, Kanada'nın da içinde olduğu 200'e yakın Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin temsilcilerin, doktorlarının, sağlıkçıların aldığı kararla sağlık, kişinin biyo, psiko ve sosyal yönden kendisini tam bir iyilik hali içerisinde hissetmesi. Yani bu tanım kişinin biyolojik yapısı kadar psikolojik yapısı kadar sosyal yapısını da tanımın içine eşit olarak koyuyor. Şimdi biz burada eğer sadece şiddet dediğimizde fiziksel anlamda adamın gözünü moratmış, kolunu kırmış olarak kabul edersek, bu primitif, ilkel, yani modern toplumlardan önceki şiddet tanımına gireriz. Ama psikoloji modern zamanlarda ortaya, ön plana çıkmaya başladı. Yani çağımızın tanımı içerisinde, belki postmodern dönemlerde daha da önemli olmaya başladı. Burada şiddet nedir peki? Neyi kastediyoruz? Evet, karı kocaya, koca karısına, o kayınvalidesine sözel şiddet yaptı veya kafasına kaldırıp bıçağı attı, bardağı attı, fiziksel şiddet oldu. Şimdi ama şiddetin bir tanımı var, genel geçer bir tanımı var. Diyor ki kişinin fizik, yani biyolojik yapısına, psikolojik yapısına, yani kimliğine, kişiliğine ve sosyolojik yapısına yönelik yok etmeye, onu dağıtmaya, yani bütünsel varlığını dağıtmaya yönelik her türlü eylem. Şimdi bunun içerisinde, bu bir torba tabii, Gaya torbası, kuyusu gibi her şeyi doldurabilirsiniz. Aslında Sema Hanım'ın itiraz ettiğini ben anlıyorum. Yani şimdi bu tanımların ve yaklaşımın sınırlarını iyi çizip onu kanun oluştururken, yani toplumun yararına olumlarken, onu toplumun yararına bir şekle sokup da toplumun hizmetine sunarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bir defa ben tartışmalara bakıyorum. Şimdi deniliyor ki işte Avrupa Birliği bizim, işte buna bir de Bizans adı verildi. İstanbul Sözleşmesi aslında bir Bizans Sözleşmesi. Bizim toplumsal yapımızı bozmaya, aile yapımızı bozmaya, manevi değerlerimizi, toplumsal değerlerimizi bozmaya yönelik bir tuzak kuruyor. Ya yapmayın Allah aşkına. Yani İngiltere nerede? Asya'da mı? Macaristan Asya'da mı? Bulgaristan Asya'da mı? Slovakya, Litvanya, Letonya. Nerede bunlar? Bunlar kendileri kabul etmemişler. Ve siz ön plana çıkıp dünyada ilk kabul eden, imza koyan, üstelik onaylayan ülkesiniz. Kim dedi size bunu?
Yani Avrupa nerede zorluyor bunu? Yani Avrupa böyle bir öneriyi getirmiş. Ama siz de o hemen birdenbire ben bunu hemen kabul edeyim, öne çıkayım. Bu hayır, karşıyı suçlayamazsınız. Siz buna çanak tutmuşsunuz. Yani hemen getir kardeşim, hem kabul edeyim hem onaylayın, birinci ülkesiniz. Hala onaylamamış 11 tane ülke var. Geri kalanlarından şerh düşenler var. Bazı maddelerine itiraz edenler var. Şimdi bu nasıl bir tuzak? Yani bizim manevi değerlerimizi korumak onların değil, bizim görevimiz. Yani sizin meseleye yaklaşımınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Tabii ben buraya gelirken... Ben sizin ne demek istediğinizi tam anlayamadım. Şunu soracağım. Buyurun. Hani psikolojik şiddeti adli vaka olacak ya. Mesela karı koca. Kadın mesela evde bakımsız, perişan, yemek yapmıyor, ev temizlemiyor. Adamla sürekli birbirlerine, mesela adam da kadının yüzüne bakmıyor, hakaret ediyor falan. Ama siz bunu adli vaka olarak, bu karı kocanın evin içerisinde yaşanmış bir şeyi, siz nasıl adli vaka olarak evlere kamera mı konulacak? Yani bu psikolojik şiddeti nasıl delillendireceksiniz? Yani bunun ben bunu aklım almıyor. Şimdi, karı koca birbirini ikisi de yapmış. O zaman benim söylediğim... O zaman yani bu... İyi dinlemediğinizi düşünüyorum. Ya neden? Çok iyi dinliyorum sizi. Biraz önce... Anlayamadım çünkü bağlantı kurmaya ki, çalışıyorum. Bak, bu genel geçerli kuralları... İyi sınırlamamız ve iyi tanımlayıp ona göre hizmete sunmamız gerekir dedim. Değil mi? Öyle bunu söyledim. Bu yapılmadığı için yani ne biz de buna itiraz şiddet ediyoruz zaten. Tamam. İstanbul Sözleşmesi'nin ben, o kadar... Ben psikolojik şiddeti anlatayım. Ben bilim adamıyım. Yani başkasının nasıl uygulaması beni çok ilgilendirmez. O zaman, ben konuşurken Fransa'da da psikolojik şiddet budur. Uganda'da da budur. Tanzanya'da da budur. Yani ben psikolojik bunun şiddeti, halka yansımasını biliyle öğrenmek istiyoruz açıkçası. Söylüyorum ki bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin daha doğrusu böyle bir öneri getirirken bizim bunu kamuoyunda bilim adamlarımızla, sosyal bilimcilerle, pozitif bilimcilerle, sivil toplum örgütleriyle bir müzakere sürecini yeteri kadar yaşamadık. Yani bizim toplumumuza bunun neresi uyar? Gerçekten uyar mı bir defa? Yani bizim kadına yönelik şiddeti veya diğer şiddeti, aile içi şiddeti çözmek için bizim buna mı ihtiyacımız var bir defa? Yani ben şunu söyleyebilirim. Az önce ben sizin söylediğinizi söyledim ya konuşmaya gelen. Şunu söyleyeyim yani bir defa. Yani masada konuyla ilgili muhataplar, akademisyenler, bilim adamları, mağdurlar masada olmadığı için polisler, komiserler, uygulayanlar yok. Toplumun ve bilimin ve insanın fıtratına uygun olmayan bir hale geldi dedim. Beyefendi çok güzel bir konuya temas etti. Yani bizde kanunlar hazırlanırken önceki sürecinde gerçek bir istişare, meşvere, danışma, şura olayı ne yazık ki yok. Haklısınız şimdi, o konuda. Şimdi ben 32 yıllık, 33 yıllık bir doktorum, psikiyatristim ve Türkiye'nin en büyük hastanelerinde geçti bu 33 yılım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bezmialem Vakıf Kuraba Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Samatya Hastanesi. Yani Yalçın Bey, burada sözünüzü kesiyorum. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Sözünüzü eklemek istiyorum. Ben birçok hastanede çalışan doktoru tanıyorum. Profesöründen doçentine kadar ama hepsini, bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Ama tam anlamıyla profesör olduklarına, doçent doktor olduklarına da inanmıyorum. Bakın bunun altını kalın harflerle çiziyorum. Şimdi ben size biraz incelediğim, biraz baktım. Siz Anadolu'nun bağrında, Refahiye gibi bir yerde, burada klinik, bakın uzmanlık bu alanda, psikiyatrist uzmanlık yapmış bir hekimsiniz ilk başta, doktorsunuz, akademik olarak söylüyorum. Şimdi bizim o büyük hastaneler var ya, sizin de belki çalıştığınız yerlerde, daha Anadolu insanının beyninin içerisinde neler döndüğünü, ne düşündüğünü bilmeden psikiyatrik vakalara imza atan profesörler tanıyorum ben. Ve o insan İstanbul'a geldiğinde, Anadolu'nun bağrından kopartılıp İstanbul'a bir şekilde geldiğinde nasıl evrildiğini, asimile edildiğini bilmeyen yine doçentler tanıyorum ben. O yüzden benim şu anda gönlüm çok rahat siz konuşurken. Çünkü Anadolu'daki insan portresini çok iyi biliyorsunuz. İstanbul'a taşınan, asimile edilen arasındaki o kopuşu da çok iyi biliyorsunuz. Bu anlamda psikolojik şiddete maruz kalan Anadolu halkını da
anlatırsanız çok memnun olurum. Muhammed Bey, ben köylüyüm, köylü çocuğuyum, Antepliyim. Ya şimdi bırakın Refahiye'yi, tabii 4 yıl orada hızmet ettim, 86-90 yılları arasında. İlk görev yerim benim. Ve hala da görüşürüm. O Anadolu'nun insanların o sıcaklığı, samimiyeti, örfü anneannelere, inancına bağlılığını, en derinliğini, en koyusunu yaşamış bir insanım. Şimdi bizim ülkemizde ben bu 32-33 yıllık hekimlik hayatımda gördüğüm şey hakikaten kadına şiddetin ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğu. Çünkü insanlarla, psikiyatristik böyle bir şey, insanlarla yüz yüze bir odada onun bütün mahremiyetini konuşuyorsun, paylaşıyorsun. Her şeyin açıldı. Tabii. Görünmeyen yani, tarafı görünüyor. O başka bir olay. Evet. Yani öyle yazıp çizmeyle ilişkili değil. Birebir her gün 50-60-100 tane hasta gören, çünkü öyle çalışman gereken hastaneler. Bu ülkemizin ve dünyanın da önemli bir sorunu. Şimdi buradan meseleyi gündeme getirirken dünyaya bakmak lazım. Sanki ben bu meselenin kamuoyunda tartışılırken bunun siyasi bir malzeme yapıldığı kanaatindeyim. Yani şimdi kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet Türkiye'de çok yüksek. Hayır, Türkiye'de kadına yönelik şiddet dünya ortalamasının çok altında bir defa. Bunu neyle ölçüyoruz? Yani araştırmalardaki verilerle, bunlarla bakmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddete bakıyoruz mesela. Şiddetin en son noktası nedir? Cinayettir. Evet. Öyle mi? Şimdi dünya ortalamasına baktığımızda Türkiye'de 1 milyon nüfusta, 1 milyon kadın nüfusunda cinayete kurban giden kadın sayısı 3.84 evet. civarı. Evet. Ve Türkiye dünyada 19. sırada. Diğer bize tuzak kurduğunu söylediğimiz ülkelere dönüp bakıyoruz. Veya bizim aile yapımızı parçalamak isteyen, ki bu gayet de doğaldır aslında, böyle bir niyetleri de varsa, bu dünyada bir yarış tabii. Yani ben masanın o tarafındaki insanın böyle bir yaklaşımını normal karşılarım. O kendi açısından, kendi perspektifinden tarafından haklıdır. Benim tarafımdan ben ona karşı ne yapabilirim, o önemli. Dünyaya bakıyoruz. %21. Türkiye'de 3.8 olan oran Amerika'da 22. Çok önemli bir oran açıklıyorsun. 22. Evet. Sıralamada biz 19. dedik değil mi? Medeni kanunu aldığımız ülke neresi? İsviçre. Kaçıncı? Avrupa, 12. %28 Avrupa. Bir dakika. 12. 12. sırada. Bakın bizden de üstte. Almanya 13. Şimdi bunu nasıl, işte Türkiye'de kadına yönelik şiddet çok artıyor, aile içi şiddet artıyor, ki son zamanlarda bizim de yaşadığımız, benim de bizzat yaşadığım sağlıkçılara yönelik şiddet. Onun çünkü mağduru oldum ben. Şimdi meseleyi ortaya koyarken, kamuoyuna sunarken bir defa olayın bütün perspektifine hakim olmamız evet. gerekiyor. Bir defa ülkemizde sanki bir iktidar geldi veya bir iktidar var. Bu iktidarın uyguladığı siyasetten dolayı toplumsal yapımız bozuluyor. Herkes eşini evinde şiddete maruz bırakıyor, çocuklarını şiddete maruz bırakıyor filan filan. Bunların hepsi yalan. Önce rakamlara bakacağız. Dünyadaki rakamlara bakalım. İşte evet. söyledim, biri desin ki bu rakamlar yalan. Ben çıkarır önüne rakamları koyarım. Şu soruyla da ben aslında Nihat Bey'e de geçmek istiyorum. Şimdi Refahiye'den bahsettik, İstanbul'dan bahsettik. Refahiye'den kalkıp gelen, İstanbul'a gelen bir aile reisini düşünelim. Gelmiş, sabah evinden işine gitmiş, çalışmış, çabalamış. Akşam evine gelirken karakoldan bir telefon gelmiş. Demişler ki, hayır eve gitmeyeceksin, önce karakola geleceksin. İlk anda... Tabii eşi de çevresinden gördüğü, televizyonlardan gördüğü şeyle belki bilerek ya da bilmeyerek orada telefonu kaldırmış, adli vaka kurbanı etmiş eşini. O anda Refahiye'den kalkıp İstanbul'a gelen erkeğin psikolojik durumunu özellikle tahlil etmenizi istiyorum. Yani böyle bir durumda o erkeğin psikolojik durumu ne olur? Tamamen büyük bir travmatize olmuş bir şahıs durumuna düşer. Yani aslında tartışılması gereken nokta zaten burası. Yani Türk toplumunun değerlerine, normuna,
inancına aykırı olan, ki esas mesele gelip orada düğümleniyor. Mesele o toplumda, o toplumun kendi sosyal çevresi içerisindeki o erkeğin kişiliğinin tamamen ezilmişliği neyse psikolojide o olacaktır. Yani hani deniliyor ya, şiddette kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal yapısını tehdit eden her türlü girişim şiddettir. İşte o erkeğin İstanbul'da böyle karakoldan aranıp da çağrılan erkeğin de maruz kaldığı şey çok ciddi, evet, bir şiddettir. Hani dediler ya, Bolu Bey'inde delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. İnanın telefon çıktı, icat edildi. Türkiye'de mertlik de yiğitlik de bozuldu diyelim. Bir virgül koyalım, Nihat Bey'e geçelim. Çünkü onlardan bir tanesi. Hem mağdursunuz. Evet efendim. Evet. Hem de hakkınızı arıyorsunuz. Hem de bu konuda mağdurların da sözcüsüsünüz. Çok, evet, şeyler söyleyeceksiniz. Sizin evden uzaklaştırma durumunuzdan da isterseniz başlayalım. Evet. Sonrasında bana vermiş olduğunuz bazı belgeler vardı. Belgesiz bilgisiz konuşmak istemiyorum ama inanın o belgeleri ve bilgileri ben okurken dahi böyle tüylerim diken diken oldu. Ekrana yansıtacağım ama çok böyle hızlı hızlı geçeceğiz. Anladım. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Şimdi önce şunu aktarayım. Ben Nihat Yörük olarak buradayım ama Bofister Kocaeli tabii önemli, oradan başladık çünkü mücadeleye. Fakat bunun yanında önce bir etraflıca nerede olduğumuzu anlatalım, onu anlatmak istiyorum. Şimdi Ankara, İzmir, Niğde, Konya, İstanbul, bunlar da benim gibi aynı amaca hizmet etmek için kurulan dernekler. Bunların yanında platformlar var, yani STÖ geçiyor, internet tabanlı. Bunların yanında her ikisine de bir şekilde bulaşmamış, böyle daha uygun görmüş babalarımız var. Bunlar da aslında mağdur ama ya başka bir aile kurdum, onu kapattım diyor. Çocuğu dahi aramıyor. Çünkü arasa olmayacak. Başka sorunlarla karşılaşacak. Ayrıca burada o sorunlar devam ettiği sürece evdeki yeni eş de bu durumdan rahatsız oluyor. Yani biten eşin sorunlarıyla uğraşırken ve o çocuğun sorunlarıyla uğraşırken yeniden aile kurması artık imkansız oluyor. Benim bir sürü baba tanıdığım arkadaşım var. Yeniden evlendiği için İnanın istirahat saatinde mesaj bile atmıyorum. Çünkü eski eşinin yeniden bir tartışmaya sebebiyet vermesin. Yine mi eski konular, yine mi aile çocuk üzerinden konular diye bu tür şeyler var. Onun için burada ben nasıl, ne kadar bir kitleyi yaklaşık temsilen buradayım, onu önce anlatmak istedim. Sonra bütün bu mağdurları iki çatı altında topladım. Bakın, iki, üç değil. Bunların bir tanesi şu. Bütün bu mağdurlar davaları 2014 yılında ve 14 yılından sonra başlar. Benim davam, yani boşanma davam 2011'de bitti. Ama 2014'e kadar ben hiçbir sorun olmadan çocuğumla ve eski eşimle hafta sonları mangal, piknik, havuz, deniz, bu tür aktiviteleri yaşadık birlikte. Fakat 2014'te açılan bir nafaka davası ortamı gerdikten sonra, yani aslında şöyle diyelim, bayan hukukçuyla tanıştıktan sonra, çünkü bayan bilmiyor, yıl 2014, İstanbul Sözleşmesi daha yeni geçmiş ama hukukçu biliyor. Tabii ki burada tabii ki hukukçuya da para lazım, bir şey demiyorum. Herkesin ilk güttüğü şey belki de. Neyse, yani burada birinci arterimiz bu. Bütün problemli davalar... Ama para demeyin. Şimdi para derseniz ben nafaka derim. Başka programlar da hemen, evet, biz kapattıktan sonra nafaka ile ilgili programlar yapmaya başlarlar. Çünkü çok büyük bir sektör olduğunu ben de fark ettim bu nafakanın ya. Çok büyük paralar dönüyormuş Bülent Bey. Avukatsınız, sizi tenzih ederek söylüyorum ama. Hani hemen biz programı kapattık. Ertesi hafta nafaka ile ilgili sanki nafaka konsorsiyumu birleştiler yani. Böyle bir program yapmışlardı. Devam edin, buyurun. Efendim, şimdi dediğiniz doğru. Hatta şöyle bakalım olaya. Ben ısrar ediyorum para ve hukukçu konusunda. Bir dava ne kadar? Fiks ücreti 2300 lira. Fakat benim 36 davam var. Bunlardan 6-7 tanesi de idari dava. İdari dava 5000 lira. Evet. Bir de şunu söylüyorlar. Buyurun. Yine bir parantez açalım. Buyurun. Ya işte nafaka işte gündeme getirmeyin. İşte nafaka ödemek istemiyorlar da ondan yapıyorlar. Hayır, işin olmadığını anladım ben. Avukatlar nafaka davalarından kendilerini soyutlayacaklar ya. O yüzden bu ayyuka çıkıyormuş. Onu fark ettim sonunda da. Daha çok nafaka konuşacağız bu yüzden. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu birinci arterden sonra, yani bütün problemli davalar 2014'ten sonra. Tabii hakime savcıya düşen iş yükünü bir düşünün.
Bir düşünün yani o adamlar neler çekiyor. Ben onlara da üzülüyorum. Ayrıca çoğuna yürekten katılıyorum. Verdikleri kararlarla da katılıyorum. Önlerinde İstanbul Sözleşmesi gibi bir rezil sözleşme var. Bir iki nolu belgeyi alalım. Onun üzerinde başlayalım. Konuyu dağıtmak istemiyorum ben. İki nolu belgemiz benimle ilgili olan belge miydi? Olan belgeyi alalım. Olur. Ama şunu da anlatayım mı? İkinci bizim tabanımız, birleşme tabanımız. Bütün olaylarda yani aile merhumlu bu tartışmalarda çocukların tamamı 4 ila 10 yaş arası. 10 yaştan sonra EYS yani duygusal istismar zor, 4 yaştan önce de zor. Dolayısıyla zaten hocam da bu konuya vakıftır. Yani duygusal istismarın en kolay olduğu yaşlar. Benim de dahil buradan vurulduğum için söylüyorum. İşte iki tabanımız bu. Şimdi şiddetin psikolojik tabanlı oluşuna veya psikolojik tabanlı ya da şiddet. Şimdi burada bu konu o kadar açık ki sözleşmede de her türlü oynamaya, her türlü farklı yerden bakmaya o kadar müsait ki. Fakat bunlara tek bir eksen var. Eğer kadın mağdur olacaksa, şöyle diyelim aslında ona. Şu şimdi zamanın kadını mağdur olacaksa. Çünkü benim kızım geleceğin kadını. Benim kızımın geleceğin kadını olarak kimse görmüyor. Onu mağdur ediyorlar. Zamanın kadınını mağdur olmasın diye kızımın şu raporlarında altını yeşille çizdiğim yerler felaket boyutudur. Evet. Bakın sırayla gidelim. Pornografiye girmeden lütfen evet. Özellikle rica ediyorum. Artık anlatmanızı istiyorum. Nasıl anlatacaksa. Evet. Çünkü burada o ibareleri yazacağım ama pornografiye girmeden evet. Anlatmanızı istiyorum. Tamam. Şimdi efendim şöyle. Benim davam 2014 yılında açıldı. Hı. Bu bir. Ne diye açıldı? Bakın şimdi burada başlıyor. Dava konusu çocuk ile babanın görüşünün kısıtlanması kaldırılması. Şimdi burada hakim tabii neye bakıyor? Evet psikolojik şiddet değil mi? Ucu oraya geliyor. Çünkü diyor ki anne neyi iddia ediyor? Babadan geldiğinde psikolojisi bozuk. Şimdi öyleyse psikolojik şiddet aldın. Tamam doğru kabul ettin. Dava olarak başladı. Şimdi dava bu şekilde 2016 yılına kadar gidiyor. Halen bir argüman konulamamış dosyaya. Yani net bir saptama yok. Şimdi 2016 yılında anne önce birinci denemesini yapıyor. Cinsel istismar üzerinden bir yazı yazıyor. Dava hakimine el yazısıyla kaleme alıyor. 3 sayfa yazı yazıyor. Efendim ben bu davayı her ne kadar açışımda açarken konu bu olsa da o zamanki hukukçum beni böyle yönlendirmedi. O yüzden de ben de diyor yani o konuları dile getirmedim. Ama asıl davayı açış sebebim yani 3 sene önce yani 2014 yılına dönüyor. Yani kızım 2010 doğumlu. 4 yaşına hatta 3,5 yaşına dönüyor. Ve diyor ki cinsel istismar o zamandan başlamıştı diyor. Hakim diyor ki bak bu mektubu yazmışsın bana. Tamam aldık ama bu o kadar kolay bir şey değil. Çok kolay bir iddia değil. Sen diyor bunda emin misin? Devam edecek misin yani böyle? Olayın şekli başka yere gidiyor. Sen de şimdiye kadar neden dile getirmedin gibi sert konuşunca davacı diyor ki yani eski eşim o zamanki hukukçu öyle yönlendirdi diyor. Tabii hukukçu. Üçüncü, dördüncü hukukçusu olmuş. Çünkü ben şikayet ediyorum sürekli. Hukukçu da durmuyor, gidiyor. O da başka hukukçuyla devam ediyor. Zaten neyse böyle devam ediyor süreç. Ondan sonra bakın şimdi ilkinde psikolojik şiddeti kabul ettiniz. Bu bir, çocuğa karşı. Döndünüz, cinsel istismara ilişkin onu da kabul ettiniz. O başka bir boyutu. İlgili sağlık kuruluşuna yönlendirdiniz. Sağlık kuruluşu şu raporları görmezden geliyor. Bakın şu üç nolu belge belgede. Ve iki nolu belgede yazıyor. Bakın o yeşille çizdiğim yerler küçüğün babaya karşı olumsuz yönlendirilmiş olabileceği. Bakın oradaki saptama net. Psikososyal gelişimi olumsuz etkileyebileceği. Bunları açıkça yazmış. Bağ kurması kademeli şekilde demiş. Yani bağ kurmasının olması gerekiyor. Sonuç kısmında, irdeleme kısmında bakın şurada kendisinin babasına gitmek istemediğini. Üçüncü sayfa en alttan üçüncü, dördüncü satır. Onun altında kendisinin zorunlu olduğu için babasının yanına götürülmesine annesinin kızmayacağına. Bakın daha ne söylesin? Orada biraz karıştırmamış. Doğruyu söylemiş. Ama annenin tersine konuşmuş. Şimdi bakın orada her şey açıkça yazıyor. Ben notlar halinde de almışım bütün olayı. Şimdi burada çocuğun yaşadığı bu durum travmatik bir durum. Hatta tırnaklarıyla oynadığı, yüz teması, göz temasından kaçındığı, belli bir yerden sonra sorulara derinlemesine inmeye cevap vermediği, izin vermediği. Bütün bunlar çocuğun nasıl ağır bir baskı, travma, psikolojik şiddet altında olduğunun göstergesi.
Evet, uzmanı değilim ama çok fazla kaynak kitap okudum. O yüzden affınıza sığınırım hocam. Şimdi tabii ki bir hatam varsa tespitte şey yaparsınız. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu üçüncü boyut oldu. Yani üniversite hastanesindeki sözde çocuk uzmanları çocuğun üzerinden bir dosya yaparken bunların hiçbirini yok sayıyorlar bunları. Ve daha başka ibareler de vasıta diğer şeylerde, diğer dosyalarda. Bunların hepsi benim dosyalarım. Daha başka ibareler de var. Yani hepsini de taşıyamadım tabii, o da ayrı. Detayına da çok fazla girmeyeceğim. Sadece bunun üzerinden yürüyorum. Çünkü mahkemede en çok üzerinden gidilen dosya. Bu son raporum benim. Bu raporda anne bir de diyor ki, bakın bu raporda bir yerde olması lazım. Diyor ki çocukla görüşme kısmına. Eğer pedagog ve benim olduğum ortamda görüşecekse olur diyor. Ya sen ama yani artık bittim yani. Hem bir istismarla birini suçlayacaksın. Döneceksin bir de benim olduğum ortamda. Bakın bu yaygın bir kanaat haline geldi. Hatta bu raporları yani benim o itiraz ettiğim ve Ankara İdare Mahkemesi'nden dava haline getirdiğim Koca Üniversitesi'ndeki bu uzman kadronun benden başka diğer babalara da yaptığı şey var aynı rapor üzerinde. Onları da daha sonra göreceğiz. Burada bu davada da görüldüğü gibi buradaki anne tarafından duygusal istismara uğrayan çocuk da yok sayıldı. Şimdi yetmedi, burada bitmedi. Daha devam ediyoruz. Şimdi daha başka yani askerde bir tabir vardır. Hatırlayacak mısınız? Ayak değiştir. Tam da böyle yani ayak değiştir. Evet. Ayakları düzeltmek için. Şimdi reklama gideceğiz. Reklama evet. Gitmeden önce şunu sevgili izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler bakın 2 hafta önce Bülent Demir Hüseyin Üzmez olayını getirdi. Ve orada o programda ben bu adam masum değildir diye tüm Türkiye'ye haykırdım dedi. Bakın bir baba şu anda ben masumum diye haykırıyor. Evet Nihat Yörük ben masumum diye haykırıyor. Şimdi Bülent Bey'in o gün orada şeye gittiğinde o çocuk yuvasına esirgeme yurduna gittiğinde orada söylediği bir söz vardı Hüseyin Üzmez'e şunu söylemiştiniz. Aynen şöyle hatırlıyorum. Eğer bu adam gerçekten suçluysa burada ölüp gitsin dediniz. Ben söylemek istemiyorum o tabiri. Ama o suçsuzsa senin gece yattığında çığlıklarınla uyanacaksın demiştiniz. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, karar vericiler, kanun koyucular. Bakın bugün bir basın mensubu olarak şunu söylüyorum. Bu adam masumsa, bu adamın masumiyetinin çığlıkları bizi, vicdanımızı gece gündüz rahatsız edecek. Ben de bunu söyleyeyim ve reklama gidelim. Evet sevgili izleyiciler yine Söz Meydanı'nda yeni bir bölümde karşınızdayız. Hemen konuklarımı bir daha hatırlatayım efendim. Eğitimci yazar Sema Maraş'tı. Avukat Bülent Demir. Psikiyatrist, gazeteci yazar Doktor Yalçın Güzelhan. Ofisler Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği Kurucu Başkanı Nihat Yörük'te devam ediyoruz. Hemen WhatsApp numaramı da bir hatırlatayım. WhatsApp'larınız geliyor, WhatsApp mesajlarınız geliyor. Okuyacağım birazdan. Hemen hatırlatayım yine 533-774-2891 yine @akittv'den @muhammedbinici'den Twitter adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz ve Söz Meydanı tagıyla da yine bugün bize yazabilirsiniz. Biraz önce bir düzeltme yapayım. Masum demiştiniz orada. Masum değildir diye bir yapmış. Onu da hemen düzeltmiş olalım. Ve şunu söyledik yine Nihat Bey ile alakalı. Masum değilse takipçisi olacağız. Ama masumsa da gerçekten Nihat Bey'in bu durumu bizim vicdanlarımızda derin bir yara bırakacak. Üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Nihat Bey son toparlamalarımızı da yaparım bu konuyla. Evet. Tekrar aynı slaytı almamız mümkün mü deminki? Tabii. Hemen yönetmenimden rica edelim. Aynı iki nolu görsellerimizi alabilirsek. Evet. Benim. Bakın burada yine bu cinsel istismar iddiası için... Şimdi anne, siz cinsel istismarla ilgili zaten evet. Davadan beraat ettiniz. Tabii. Değil mi? Ama tabii. Devam eden bir şimdi efendim, davanız var. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bakın cinsel istismarla babayı itham etmeden önce yani bu itham ne zaman olmuş? Şurada bakın suç tarihi var. 3. 7. ayın 3'ü 2016. Aslında şuraya bir dikkat çekmek gerekmiyor mu? Buyurun. Ben bu içerikleri okuduğumda dediğim gibi tüylerim diken diken oldu. Yara okuyamadım. Yani bütün pornografik kelimeler geçiyor içerisinde. Siz
Bununla 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yüz yüze kaldınız. Evet. Ve bu suçlamalarla mahkemeye gittiniz, geldiniz. Evet. Ve bir kadın beyanıyla belge aranmaksızın, bilgi aranmaksızın, delil aranmaksızın bu suç size isnat edildi. Evet. Ve toplumda da böyle anıldı, öyle değil mi? Avukat hukuk evet. boyutunda baktığımız zaman Bülent. Şimdi efendim, bakın burada şu 3-7-2014 bir nolu belgede şikayetçinin tutanağı. 3-7-2016 yılında bakın 2-7 şu arkanızdaki bir nolu belgede yazıyor. Bakın çocuk teslimi o. 2-7 evet. Yani tam 17 saat önce ben 5.30'da cumartesi çocuğumu bırakıyorum anneye 5.20'de. Pazar günü 12'de koşarak karakola gidip böyle bir ifadede bulunuyorsun. Buna çocuğu bunu söyletiyorsun. Ben çocuğu güle oynaya 17 saat önce sana bıraktım ya. Ve ilk defa bakın şurada o yani 2-7 günü 2-7-2016 hiçbir direnç uygulamadan ve alış 5 dakikada gerçekleşmiş. Benim bu çocuğu alımım şu ana kadar hiç 5 dakikada gerçekleşmedi. Hep bir arbede ve uzun süre yarım saat, 1 saat neyse yani bunun gibi. Bakın 5 geçe vermiş çocuğu ve evden bahçeye inmedi. Ben biliyorum çok net hatırlıyorum. Zaten raporda herhangi bir şey yok. Tertemiz. Çocuğu veriyor. Yani aslında çocuğu verirken ertesi günü yapacağı suçlamaya ilişkin zaten oraya doğru gidiyor. Belki de başka şeyler yapacaktı. Ancak belki yüreğe el vermedi. Bilemiyorum. Buradaki konu o. Yine ben şunu soracağım. Siz beraat ettiniz. Eski eşiniz ceza aldı mı iftiradan? Hayır efendim, almadı. Neden? Çünkü neden? Şöyle, ben savcılığa, oradan bu da savcılığa... Bu insanların namusu bu kadar ucuz mu? Yani birine atınız iftirayı, sonra da o uğraşsın, sonra siz de oturun izleyin. Şimdi efendim bana şöyle açıklandı. Davanı açtınız mı, açmadınız mı? Açtım, açtım tabii ki. Ancak önce savcılığa, oradan savcılığa kararına itiraz, suç cezaya. Suç ceza hakimi özellikle kendisine görüşmek için rica ettim, kabul etti. Bana bu durumu açıklaması için artık çünkü suç cezayı da birden ikiye artık başka itiraz merceğim kalmadı. Son kesin kararı verecek ikinci suç ceza hakimi verdi ve yani beraat sonuçta. Ben de dedim ki daha bu iftira suçunun oluşması için ne olması gerekiyor? Dedi ki beyefendi biz sana bu işi yaptın demedik. Yapma ihtimalini üzerine değerlendirdik. Yani yapma ihtimali bakar mısınız? Erkek olarak bulunan, yaşayan her erkek için bu geçerli. Yani sizlere de birileri bu iftirayı, bakın bütün seyirciler de bunu. Ve evladınıza. Ve evladınıza veya başka bir bayana veya ne bileyim yani. Yani bu sadece erkek oluşumuz üzerinden biz size baktık diyor. Yani yaptınız demedik. Neden? Çünkü suç oluşmadan önce İstanbul Sözleşmesi gerekli tedbiri al diyor ya. Onlar da oluşmadan önce tedbiri alıyor. Fakat atılan iftiranın zarfları benim evime geliyor. Cinsel istismarcı şu bu. Bunları getiren postacı, bunları alan muhtar, bunları alan konu komşu. Benim yitirdiğim onur, gurur, itibarımı geri vermek zorundasın. Bu ülke bunu yapmak zorunda. Sonuna kadar işim bu benim. Ayrıca tabii ki bu rezalet raporlar üzerinden çocuğun psikolojik olarak nasıl örselendiğini görmeyen Koca Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Adli Tıp Anabilim Dalı ve özellikle Milli Eğitim. Yani bakın şuraya tekrar bağlamak istiyorum. Bir sözleşme kaç türlü dönüyor? Şimdi bunun devamı da var. Devamında şöyle, yine şu dosya gibi bir babamın daha dosyası var. O da tam bir felaket benim dosya yanında. Ona da istiyorum slide için, onu da göstereceğim. O da var, o da çok önemli ama şunu da söyleyeyim. Şimdi benim kızımın, kaç türlü döndük burada. Bir şiddete psikolojik, bunu görmezden geldin, öbürünü gördün, cinsel istismar varsaydın. Hep annenin söylemleri üzerinden gidiyoruz bakın. Burada çocuk yok oluyor. Burada çocuğa bakan yok. Geleceğin kadını, ona da bakan yok. Şimdi neden? Çünkü buna bakarsanız o çocuğu yetiştiren bir anne var. Onun üzerinden gitmeniz lazım. Bir kadın olmaz. Yani şu anda kadına karşı olur mu yani böyle bir şey? Rüzgar nereden eserse oraya açalım yelkenimizi. Şimdi bu bağlamda ben hakimleri de suçlayamıyorum. İşin çığırından çıkmasına sebep İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bakın bir tane daha dönebilir. Bu benim şu ana kadarki İstanbul Sözleşmesi ile oyun durumu. Diyelim ki benim kızım şu anda 17 yaşında. Şu an mevcut bu yasayı uygulamayla evlenmiş olsa, şimdi eşi ceza tevkif edildiğinde, işte 23-24 yaşında tutuklanarak hapse girecek. O zaman da diyeceksin ki, çocuk, bu çocuktu diyeceksin. Sen 3 yaşındayken bunu, 4 yaşındayken buna kadın bakın, dedin. Bir izleyicimiz şunu yazmış. Hayırlı buyurun. Akşamlar, yaklaşık 9 yıl önce bizim binadan ayrılan bir kiracının kızı taciz suçlamasında bulundu. Kız taşındıklarında 5-6 yaşlarındaydı. Şu anda mahkemeliyiz, ne yapmamız gerekir diyor size bu soru.
aynı zamanda. Ben de 67 yaşındayım bu arada diye yazmış. Şimdi 5-6 yaşındaysa 9 yaşa koyduğumuzda 14 yaşında falan oluyor. Yani 13, tabii 15 yaşında falan oluyor. Yani dosya üzerinden detayları değerlendirmek lazım. Hı hı. Fakat eğer kız inat eder, yalanında inat eder ve ithamlarına devam ederse, yargıçları da kendisinin muayene için gönderileceği pedagogları da ikna ederse vay haline. Vay haline. Yani ruh sağlığım bozulmuştur şeklinde bir rapor gelmesi durumunda cezanın taban sınırı 12 yıl. 12 yıl ve üzeri. Şimdi arkadaşımızın sözü bittiyse ben buradan... Bitti mi? Ben sadece şunu vurgulamak istiyorum son. Bakın, bir sözleşmeden önce çocuğu yetişkin kabul ettin. İfadesini önce psikolojik şiddet kabul ettin. Sonra bu raporlardaki asıl psikolojik şiddeti görmezden geldin. Sonra cinsel istismarda ondan öykü almayı kendine yakıştırdın. 6 yaşında çocuğun olayları cinsellikle bağdaştırmasını yakıştırdın. Aldığın eğitimle de onu yapamayacağını örtbas ettin. Ve bir de olayı kamufle etmek için şu terimleri kullandın. Bilinci açık, koopere. Çocukla iletişime geçmekte zorlanmadık. Bu kelimelerin hepsi orada. Bunların hepsi ile olayı ne kadar sıradanlaştırdın. Ve en sonunda diyor ki böyle bir video savı doğru olsa bile, video izlediği, baba tarafından izlettirildiği doğru olsa bile, zaman geçtiği için, çocuk da net hatırlamadığı için falan filan, yani ne bana, ne çocuğa, ne anneye, kimseye dokunmayan kusursuz uydurulmuş bir rapor. Koca Üniversite tarafından. Şimdi bakın, bir izleyici yazmış. Evet. Hakim 10 uzaklaştırma başvurusunda 10 uzaklaştırma, 10 cinayet olsa kimse ne hakime ne de genel kurula laf söylemez diyor. Ama bir tanesini uzaklaştırma almasa, evet, onda da cinayet olsa, evet, hakimi yerden yere vururlar. Vallahi şimdi burada aslında Yalçın Hocam sizin konunuz. Çünkü neden yerden yere vururlar? Yani o kadar feminist derneğine para akıtıyorlar ki, bütün medyayı öyle kullanıyorlar ki, bu medya insanın hangi amigdalasına mı hitap ediyor? Beyninin ortasına mı, sağına mı, soluna mı, arkasına mı? Nasıl yönlendiriyor medya? Şimdi Muhammed Bey önce şeyi saptayım. Aslında ben onlarla ilgili görseller de getirdim. Yani evet, şiddet nasıl oluşuyor? İnsanlar nasıl yönlendiriliyor? Kara propaganda nasıl yapılıyor? Tabii onlarla ilgili daha önce programlarım da var benim ama evet, bir şeyi şimdi tartışırken yine ben her şeyi tam oturtmamız gerektiğini inanıyorum. Şimdi Nihat Bey, evet, yani burada bir çocuk var. Çocuğu tabii, şimdi tam, evet, ama burada işte biz şu anda İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyoruz. Hemen ben oradan söylerim. Yani Bülent Bey yanımızda oturuyor. Yani ben ensestle ilgili akademik çalışmalar olan birisiyim. Yalçın Güzelhan ensest diye yazarsanız çıkar. Yani cezaevlerine gitmiş, ensest vakalarıyla görüşmüş birisiyim ama 15-20 yıl önce. Hı hı. Şimdi çocuğuna cinsel tacizde bulunmak, ki ben az da olduğunu düşünmüyorum toplumda. Bunun İstanbul Sözleşmesi'yle ne alakası var? Yani İstanbul Sözleşmesi'den önce, evet, bizim yasalarımız, kanunlarımız, hukukumuz, evet, bunlarla ilgili değil miydi? Vardı ki zaten. Yani İstanbul Sözleşmesi, evet, buna ne kattı? Çok güzel. Hocam hemen cevap vereyim. Yani İstanbul Sözleşmesi mi bunu gündeme getirdi? Demek ki anlaşılmadı. Demek ki anlaşılmadı. Çok teşekkür ederim. Önce. Şimdi efendim, sözleşmenin 3. maddesi F bendi. Diyor ki çocuğu, yani 18 yaşının altında, 15 yaşında diye geçiyor. 15 yaşının altındakini de çocuk, kadın sayarım diyor. Çocuğu bıraktık. Kadın sayarım ifadesine başvururum. Vurmak zorundayım. Bakın, çocuğun bu anlattığı hikaye var ya, bunu sen nasıl anlatabiliyorsun? Cinselliği yaşamamış bir çocuk. Onun için baba yok, anne yok, dişi yok yani. Baba anne fert olarak var. Dişi erkek kavramı yok. Burada bakın, çocuğun ifadeleri alınıyor ya. Çocuk orada anne çocuğa yazdırdığı mektupla, yani öğrettiği o ön belleğe yüklediği belgeler, bilgilerle çocuk aynısını söylüyor. Ve bakın orada diyor ki, belgede diyor ki belli kalıplardan altına inmeye sorularla izin vermedi diyor. Yani izin vermedi, ellerinle uğraştı, konuyu değiştirdi.
Çocuk tamamen başka bir konuya kapatılmış. Nihat Bey, buyurun. Bu tür suçlamalar ve olaylar, evet, mahkeme dosyaları, evet, İstanbul Sözleşmesi'nden önce de yüzyıllardır var. Yani efendim? İstanbul Sözleşmesi ile ilişkisi... İstanbul Sözleşmesi'nde 15. kadın olarak kabul ediyor ve sorabilirsin diyor soruyu. Hayır ama aile için 3,5 yaşındaki, evet, çocuğa ensest yaklaşım İstanbul Sözleşmesi'nden önce de bir sürü mahkeme davalarına konu olmuş bunu bir mesele. Bunu avukatlar kullanıyor. Eskiden efendim, insanların şöyle aklına gelmiyordu. Ben bunu o kadar çok okuyucumdan geliyor ki avukat diyormuş ki yazalım istismar, hemen iş biter. Tabii. Yani ciddi daha anlamda bakın kaç tane doktorun hanımı bana şunu yazdı. Mesela aynı şey sizin başınıza her an gelebilir. Evet. Kadın beyan diye bir durum var. Geldi hastanız. İkiniz kalıyorsunuz herhalde odada. Çok tehlikeli. Sağlıkça şiddet olur o zaman. Çıktı ve dedi ki kaç tane doktor hanımından mesaj geldi. Doktor bey beni içeride taciz etti. Bitti işiniz. Kaç birisi 200 milyon vermiş. Bilmem ne vermiş falan filan. Yani sizin şerefiniz, namusunuz, bunca yıl biriktirdiğiniz bütün her şey bir kadının bir cümlesiyle bitiyor. Bütün şerefiniz ve içeridesiniz 15-20 yıl. Bu İstanbul Sözleşmesi. Evet, tabii ki yapmayın. Delil ama delil göstermek zorundaydı daha önce. Şimdi delile gerek yok. Bir cümle. Şerefiniz, namusunuz bir cümlede. Hem o hem de çocuğun ifadesi, çocuğun ifadesini polis memuru alıyor. Avukat bakın, zaten yazıyorlar yaşında, hazır bunlar. 5,5 yaşında olayda. 5,5 yaşında çocuğun ifadesini polis memuru alıyor. Böyle bir şey yok. O zaman mahkemede pedagog neden bulunuyor? Yani polis memuru almak zorunda. Ben kimseye kızmıyorum. Herkes işini yapıyor. Yok yok, ben olayı tam anlamaya çalışıyorum. Evet. Yani şimdi bu İstanbul, ben de araştırıyorum, evet, bu konularda. Yani bir de üstelik yazıyorum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ndeki davaya konu olan mahkeme dosyalarında sadece ifadeyle bu gündeme daha önce de getirildi. Ama sonunda mutlaka hekim, psikiyatrist, psikolog, pedagogdan veya kuruldan mutlaka gene mahkemeye delilin veyahut da raporun sunulması gerekir. Yani, evet, İstanbul Sözleşmesi sadece beyanla olmaz. Burada Bülent Bey'in konusuna girdiği kara sular. Sadece beyanla mı oluyor yoksa, evet, evet, nasıl oluyor? Sağlık kurumlarından şey istenmiyor mu? Yani sadece beyanla oluyor. Evet. Zannediyorum İstanbul Sözleşmesi'nin detaylarına çok değil, fazla vakıf değilsiniz. Değil. Sadece mağdur olduğu iddia edilen, evet, kadın veya kız, obje diyelim, orada mağdur objenin beyanı yeterli, hukuken arabuluculuğa kapalı. Dolayısıyla bu neye sebep oluyor? Hatta adamın masum olduğu ile ilgili delil olduğu halde, onu da ekleyelim. Hakim ve savcıların üzerinde İstanbul Sözleşmesi'nden neşet eden ve 62-84 ile mücessem hale bürünen kuralların, kanunların, yasaların emredici bir etkisi var. Dolayısıyla yargıç ve savcı burada İstanbul Sözleşmesi ve 62-84'ten kaynaklanan beyanın esas olduğuna dair olan emredici hükme bir dakika böyle mi acaba deme şansını kaybediyor. Eskiden İstanbul Sözleşmesi'nden önce bir vaka kolluğa veya savcılığa gittiği zaman ne yapılıyordu? Acaba bu doğru mu? Değil mi? Evet. Bunun tetkiki, yani hazırlık soruşturması safhasında buna ilişkin kriminal deliller, kişilerin beyanları, tanıkların beyanları, işte kamera kayıtları vesaire, bunların hepsi detaylı bir süzgeçten geçip savcıda veya sonrasındaki devam eden süreçte kovuşturma safhasında hakimde yeterli bir kanaatin oluşmuş olmasıyla işlem başlıyordu. Ama şu anda arkadaşlar acaba İçişleri Bakanlığı'nın az önceki görselini ekrana verebilirler, evet, mi? Orada verebilir miyiz İçişleri Bakanlığı'nın? Bir şey daha sorayım o zaman. Hemen sorayım. O zaman Nihat Bey nasıl bu iddiadan kurtuldu? Sadece beyanlaysa olur mu? Şimdi siz bir hukukçusunuz. Yani ne olursa olsun sonunda sağlık kurumlarına gönderilir. Psikiyatrist, psikolog ve pedagog raporları sonunda mutlaka gelir. Yoksa bakın, beyanla olsa nasıl bakın, kurtulacak? Şunu söyleyeyim. Şimdi, beyefendi de hukuki bilgi ve bunun pratikte uygulamasıyla ilgili bir eksik bilgi var. Şöyle, yani bir kadın telefon açıp o İçişleri Bakanlığı, evet, geldi. Şimdi şurada hemen diyor ki adli olay sayılacak. Hı. Diyor ki fiziksel şiddet barındırmasa bile adli olay sayılacak. Bakın telefonu kaldırdı. Alt tarafında. Tamam ya, bu eskiden de vardı. Seyircilerimiz yok, için yok. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı logosunu büyütürsek
bu bütün ilçelerimize, binden fazla ilçemize ve 80 küsur vilayetimizde valiliklere ve adliyelere gönderilmiş olan bir genelgenin özet hali. Bakın ne diyor? Fiziksel şiddet barındırmasa bile adli olay sayılacak. Telefonu kaldırdığı yani, anda. Yani kolluğa siz bir telefonla veya adliyeye ulaştığınız zaman savcılığa bu direkt adli olay olarak soruşturmaya başlanacak. Peki bir kadın ben şiddet görüyorum veya işte fiziksel şiddet değil bakın. Fiziksel şiddet barındırmasa bile. Yani ben eşim tarafından psikolojik şiddete maruz kalıyorum denmiş olması ile adli olay başlıyor ve buna ilişkin bir dakika bu gerçekten böyle oldu mu olmadı mı kısmına ilişkin savcının inisiyatifini ortadan kaldırıyor. Çünkü adli olay başladı artık. Bakın ben şimdi buradan İçişleri Bakanımıza telefonla bağlanabilir Süleyman Bey veya diğer ikinci bir görsel vardı. Arkadaşlar onu... Evet, diğer görseli de atalım. Bir el kitabıydı bakın, sanırım. Bakın şimdi ben iki sual soracağım. Bir sual soracağım. İki bakanımıza. Bakanlık yetkilileri veya bakanların kendileri de telefona bağlanabilirler. Biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız. Diğeri de İçişleri Bakanımız. İçişleri Bakanımızla ilgili az önce cevabını istediğimiz görseli gösterdik. Şimdi de bu görselde ne var? Ben seyircilerimize ifade etmeye çalışayım. Bakın bu görsel bir kitapçığın kapağı. Bu kitapçık kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan personele yönelik el kitabı. Yani şöyle ikisi yan yana ikisini geldi. Yan yana. Şimdi ben İçişleri Bakanımıza Süleyman Bey'e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza buradan sesleniyorum. Kendilerinin cevap verme hakkı var. Bağlanabilirler. İlerleyen süreçte de bana dönebilirler. Sizi zaten bu konuda aydınlatırlar kamuoyunu. Ve bu konuda kademede, Morçatya'da bak bu iki bakanlığımıza da sesleniyorum. Ve bununla ilgili bir cevap istiyorum. Sualim şu. Bakın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu kitapçığında ve İçişleri Bakanlığı'nın bu görselinde görselinin içerdiği konuda öncülük yapan bir kurum daha var. İngilizler. Hı. Sol tarafa bakar mısınız? İngiltere, şurada, evet şurada. İngiltere Büyükelçiliği Ankara yazıyor. Onu bir gösterebilir mi arkadaşlar? Tabii görüyor şu anda. Görüyor. İzleyicilerimiz görüyor şu anda. Şimdi evet. Sual şu. İngiltere İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamadığı halde Türkiye'de neden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden İçişleri Bakanlığı'nda her bir ilçemize ve ilimize neler yapılması gerektiğine dair bize akıl öğretiyor? Kendilerinin yapmadıklarını bizim bakanlıklarımıza nasıl dikte ettirebiliyorlar? Evet, bana bakanlarımız cevap versinler. Desinler ki İngiltere... Hayır, İngiltere uyguluyor. İstanbul Sözleşmesi'nin de imzası var. Uyguluyor. Tecrübelerini bize aktardığı için biz kitapçığımızda bakanlığımızın yanında İngilizleri söz sahibi kıldık. İmzalamamışlar. İstanbul Sözleşmesi'nde de taraf değil. Fakat bakanlığımıza akıl öğretiyorlar. Kime öğretiyor bunu? Çalışan personelin el kitabı. Peki İçişleri Bakanlığı'nda bu görsel ve Aile Bakanlığı'ndaki bu görselde İngilizlerin parmağı olduğunun delili değil mi bu? Evet. Kendileri yapmadıkları halde bu Haçlı zihniyetini ve Bizans Sözleşmesi'ni bizim en ücra köşemizdeki çalışan personele yönelik el kitabında koymanın gerekçesi nedir? Bana Süleyman Bey ve Aile Bakanımız bunu bir açıklasın. Bana derken kamuoyuna ne işi var İngilizlerin? Niye varlar? Bunun içerisindeki İngiliz parmağının geri planı nedir? Bakanlarımız bunu kamuoyuna bir açıklasınlar. Evet. Bir de hocam size sorayım ben. Ya neden hep böyle kadın geçiyor? Yani şiddetin cinsiyeti,
kadını erkeği olur mu? Yani neden kadın 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 kadın? Artık ben kadın deyince ben de tüylerim diken diken mi olmaya gidiyor? Çok önemli bir varlık diyorum ve şöyle bir duruyorum. Bir sıkıntı mı olacak? Bir problem mi olacak? Niye böyle olacak? Daha çok sayarım hocam bunu da. Neden şiddetin cinsiyetleştiriyoruz? Neden şiddeti cinsiyetleştiriyoruz? Muhammed Bey, şimdi öncelikle tabii ben hep rakamlarla konuşurum. Yani evet. Global bakmaya çalışırım. Şu anda Türkiye'de cezaevlerinde, ki çoğunluğu da bizi seyrediyordur. Kaç bin kişi var biliyor musunuz? Nüfus olarak. 270 bin kişi. Peki bunun yüzde kaçı kadın, yüzde kaçı erkek? Ben söyleyeyim size. %3.9'u kadın, %96.9'u erkek. Yani Amerika'ya bakarsak daha da yüksek. Dünya genelinde, yani cezaevi deyince yani suça yatkınlık, şiddete yatkınlık, yani erkeğin doğasında var. Yani yaratılış olarak fıtratta bu var. Şimdi neden cinsiyetlik nereden geliyor derseniz önce rakamlara bakalım. Dünyada cezaevlerindeki kadınların en fazla olduğu bir tek bir Afrika ülkesinde vardı. %23 ile o dünyadaki en üst nokta. Yani suçla, her türlü suçla daha çok erkek cinsi başrol oynuyor. Başat olaraktan erkekler öne çıkıyor. Neden böyle? Onun yaratılışından, fıtratından dolayıdır. Şimdi bu bize bir şey göstermiyor mu? Yani cezaevlerine baktık. Yani neden erkekler? Cinsiyetçilik nereden geliyor? Ben aslında elbette ki suçun, şiddetin... Peki hocam, %90 dediniz ya. Tabii %90, bugün %90 erkek, Adalet Bakanı'nı seyrediyordu. %90 erkeğin kaçta kaçı kadına şiddet? Yok, onu demiyorum ben. Yani suç oranı şiddetle bir suçtur tabii. Yani ben suça meyyal olmanın cinsiyetle ilişkisi anlamında söylüyorum. Şimdi bunun cinsiyetçilikle niye ortaya konuldu? Bu İstanbul Sözleşmesi'yle ne özgü konuş derseniz farklı bir yorum yapacağım. Yani benim de yorumum İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye'ye dayatılmasını bir defa çok fazla kabul etmiyorum. İşin başında söyledim. Biz buna balıklama atladık. Biz atladık. Yani onlar önermiş. Kendileri biraz önce Bülent Bey'le söyledi. Başta İngiltere olmak üzere 11 tane ülke imzalamıştır. Ama onaylamamıştır. Şimdi kendi anayasalarına göre yürürlüğe girebilmesi için yine kendi parlamentolarından geçirilecek, onaylanacak filan filan. Şimdi onların kendilerinin tamamının yürürlüğe sokmadığı bir şeyi biz hem de dünyada ilk olaraktan hem imzalıyoruz hem de onaylayarak yürürlüğe sokuyoruz. Ben bunu kendimi sorguluyorum. Bizim mahalleyi sorguluyorum. Yani hani biz diyoruz ya Haçlılar başka bir savaş modeli, başka bir savaş konsepti içerisinde bizim aile yapımızı bozmaya çalışıyorlar. Yani ama öyle bir şey yok. Biz buna gönüllü olmuşuz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza özellikle ve parlamentoda bulunan bir sürü arkadaşım var benim. Ben siyasetin içerisinde olan birisiyim. Buradan çağrı yapıyorum. Yani son zamanlarda dilimizden düşürmediğimiz bir şey var. Yerli ve milli. Yani bizim Türk toplumunun, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar önemli bir sorununa çözümü de yerli ve milli olarak bulmak zorundayız. Evet. Benim karşı çıkışım, evet İstanbul, ben burada evet biraz önce tartışıyoruz. Yani psikolojik şiddeti veya şiddetin cinsiyetini, bunun biyolojisini de isterseniz birazcık anlatabilirim. Evet, yani bunların ben genel bilimsel anlamda genel geçer dünyanın bilim adamlarının kabul ettiği şekilde yaklaşıyorum. Tarafkir olmadan. Ama bizim ülkemizdeki, ki Anadolu'nun bir vilayetinden, Gaziantep'ten, ki Bülent Bey de hemşeri sayılır, o da Maraşlıymış şimdi. Şimdi benim kendi toprağımın olduğu bir yerde ailenin içerisinde böyle polisti, mahkemeydi, şikayetti girdiği an zaten bizim değerlerimize göre olan toplum şeyin, ailenin o manevi gönül bağı zaten kopar artık. Yani evet. Ne diyor bakın, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet. Buradaki tuzak nedir?
Birisi evet kadına yönelik şiddeti hep konuşuyoruz. Aile içi şiddet niye onu ayrı yazmış? Diyor ki çocuğuna da yani eşi hariç çocuğuna da şikayetçi ol diyor. Yani sadece iş kadınla bitmiyor. Çok önemli bir tespit yaptınız. Tabii. Şimdi hiç şiddet diyor. Bir şey bununla alakalı yine sizin bir görseliniz var. 3 evet, evet. Nolu görseli alalım. O hazır olsun. 1 diye sanıyorum. Yok. Üç, kalın olan dosya. 3 nolu evet, görseli alalım. Tamam bakalım. Sevgili yönetmenim. Evet doğru. Evet. Bakın burada yine bir çocuğumuzu yine aynı kurum ve aynı ekip tarafından çok mahvedilmiş. Ama. Evet çok hızlı. Kaldı. Çok hızlı. Bakın çocuğun ifadeleri şöyle. Antalya'da evin işte bir odasından bahsediyor çocuk burada. Bakın bir nolu belgede. Altı çizili tükenmez de orada. Yine evin garajın üstündeki oda, ormana bakan oda, soğuk oda gibi tabirleri var. 70-80 saat gibi bir terimi var. Çocuk 6 yaşında kız çocuğu. Bakın bütün bunları söyleyen bu çocuğun çocuk hakkında uzmanlar yine şöyle diyor. Kolayca iletişime geçtik, anlatmada zorlanmadığını gördük. Anlattı ama anlattıkları ney? Anlattıkların hiçbir doğruluk payı yok ki. Tamamen uydurmuş çocuk. Ya bunlara şimdi bu babamız da ağır cezada yargılanıyor. Davası devam ediyor. Evet. Beraat edecek muhtemelen ama onu gösteriyor gidişat ama. Bir tane. Burada bakın bu baba bu çocuğuna nasıl yaklaşsın bundan sonra? Benim içinde bulunduğum durum da bu zorluk. Ya da o çocuk o psikolojiyle bir ömür boyu nasıl yaşasın? Bir de öyle bir durum. Evet efendim. Bir de evde bir şeyini unutmuş galiba burada. Eve gidip uzaklaştırılan birisi. O bir başka tek belgelik bir şeyimiz vardı. Yok sanıyorum şu olmasın. Ha evet o. Evet o. 3. Evet o. Onda da babamız şöyle bakın bir malzeme almaya gidiyor evin yakınına. Ama ben kendisine söyledim. 6284'ten tedbir kararı vardı yaklaşma diye. O da başka bir ilçede biraz uzak bir yerde oturuyordu o süre içerisinde. Oraya evin yanında kendine oluşturduğu depoya gidip o malzemeyi almaya gidiyor. Evden bir erkek sesi duyuyor. Oradan çıkıp kapıyı zili çaldığında hanımı tabii kim o diye soruyor. Yani işkileniyor ya evde de bir erkek var. Diyor ki içeride kimse çıksın. Senin burada ne işin var? Senin burada olmaman gerekiyor diye kapıyı açmıyor. O zaman polis çağır. Kadın çağırmıyor. Adam çağırıyor. Yani koca çağırıyor polisi. Polis geliyor. Önce bu arkadaşımızı arkası telli araca. Sonra da evdeki sevgili ve hanımını. Sevgilisi miymiş? Tabii sevgilisi. Arkadaşım diyor kadın ifadesinde karı ama adam da diyor ki 20 yıllık ben nasıl tanımıyorum bunu? Nereden çıktı bu arkadaş? Ben tanımıyorum. Ve evde salonda 3 kız var. Yaşları 17, 14, 11. Bunların olduğu ortamda bu adamla bira içtiklerine ilişkin şişeler masanın üstünde. O arbedede cam kırılıyor. Perde falan havalanınca görülüyor. Şimdi bu arkadaşım da burada diyor ki 6284 ne oldu? Aileyi koruma ve kadına karşı şiddeti önlemek için 2012 yılında başlayarak kademeli olarak 2014'te daha sonra yasa kapsamında eşime şiddet zaten hiçbir zaman göstermediğim halde gerçeğiyle eşimin benden korunması alakası amaç dışı kalmış. Ailenin korunmasında tam tersine bu olaydan sonra açacağım boşanma davasında gerekli durum haline gelmiştir. 6284 nolu yasayı gereğinin tam tersi yönünde kullananlardan şikayetçiyim. Bunun gibi bir sürü vaka var. Evet. Şimdi bu adamı evden uzaklaştırdınız. Ne şiddeti önledin? Evliliği bitirdin. Ve rezil bir şekilde. Evet. Bununla ilgili bir tane de ben anlatayım. Evet. Bülent Bey. Evde sevgilisiyle olayı anlıyor eş. Tabii gidiyor bakıyor o şekilde ve bununla ilgili de bir dava açıyor. Tabii davayı hanımın üzerinden değil, evden uzaklaştırma olduğu için zaten onun üzerinden değil de konut dokunulmazlığı üzerinden devam ettiriyor. Yani bir eşin dokunulmazlığı, bir konut dokunulmazlığından daha az bir mertebeye düşürülmüş oluyor sözleşmelerinde. Evet. Namus mu, ev mi? Evin namusu mu, eşinin namusu mu? Tabii bununla ilgili yine İstanbul Sözleşmesi'nde şunu diyor ya, namus adı altında diye başlayıp bütün dini inançları kökten kazırız diye olayı da aslında sözleşmenin maddesinde buradan söylemek istiyorum. Bu şekilde orada da kazıdığını görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan, onun maddelerini ve 62-84 sayılı kanunun hükümlerini savunan ve reel olarak yaşanan bu olayları, davaları, mağduriyetleri bir türlü görmek istemeyen kurumlar ve kişilerle bir çalıştay yapalım. Bir araya gelelim.
rakamlarla, olaylarla, davalarla, bilim insanlarıyla bunu bir tartışalım. Ve bizi, kamuoyu izlesin. Büyük bir salonda gelsin ve vatandaş karar versin. Evet. Vatandaş karar versin. Yani biz burada şimdi kendimiz çalıp kendimiz oynuyor gibi bir şeyi çağırıyoruz. Kademi de çağırıyoruz. Ya neden söylüyorum? Bakın şurada yine bir gördüm. Niye kademi çağırmıyorsunuz diyor. Sevgili izleyiciler, çağırıyoruz. Kademi de çağırıyoruz. Tüm siyasi partileri de çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Söz Meydanı, Akit TV herkesi çağırıyor. Çünkü herkese söz veriyor ve herkesi konuşturmak istiyor. Kutuplaştırmadan yana değiliz hiçbir zaman. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yani biz toplumumuzda Anadolu insanımızın kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun hiçbirisinin mağdur edilmesi taraftarı değiliz. Evet, bir şiddet kadına yönelik, çocuğa yönelik, erkeğe yönelik, hayvana yönelik, mala yönelik hiçbirisi kabul edilemez. Ve hazırlanan kanunlarda şiddeti azaltmaya veya bitirmeye yönelik uygulamaların olması çok normal. Fakat özellikle İstanbul Sözleşmesi ve onun hükümleri ışığı altında hazırlanan 62-84'ün pratikteki uygulamalarında inanılmaz mağduriyetler ve facia derecesinde haksızlıklar ve zulümler var. Şimdi siz bir şeyi yapmaya çalışırken öbür tarafı yıktığınız zaman bu yıkılan şey de aile olduğunda bunun 10 sene, 15 sene, 20 sene, bakın işte Hüseyin Üzmez'in olayıyla programınıza girdiniz. Yani 12 yıl geçti üzerinden. 12 yıl sonra geri dönüşlerde ya bu gerçekten böyle miydi? Biz suizan etmişiz diyen sadece bireysel olarak bana dönen 200'den fazla telefon aldım. Evet. Mail ve sosyal medya paylaşımları dışında. Yani biz bundan bir 10 sene sonra veya 20 sene sonra beyefendiyi dinlediğimiz gibi dinleyeceğimiz mağdur sayısı katlanarak artacaksa bizim bu kanunu, bu sözleşmeyi sorgulamamızdan daha doğal bir şey olamaz. Evet. Buradan ben bir kez daha söylüyorum. Hodri Meydan, bir araya gelelim. Siz seçin vatandaşlarımızdan, jüriyi siz seçin. Ama biz mağduriyetleri ve olası muhtemel mağduriyetleri ve haksızlıkları ve adaletsizlikleri dile getirelim. Yoksa kadın bizim kadınımız, doğru, bizim annelerimiz, çok bizim kız kardeşlerimiz, bizim evlatlarımız. Yani buna ilişkin biz hiçbir ferdimizin mağdur olmasını, bu mağduriyetin, bu zulmün de kurumsallaşmasını asla istemeyiz. Evet. Ama bir gözü tamamen kapatıp öbür gözle şaşı bakmanın da alemi yok. Evet. Bize bunu şaşı gösteren ifsat komitelerinin kim olduğunu az önce gösterdim. Yani bir işte bir İngiliz varsa, İngiliz parmağı ya. Bir işte bir İngiliz parmağı varsa bir düşünün bakalım ya. Bunun akıbeti ne olacak? Evet, adam kendisini tatbikatını yapmadığı sözleşme ve onun hükümlerini gelip Türkiye'de bakanlığı fonlayarak onun el kitabına kendi İngiliz armasını koydurarak hedeflediği bir şeylerin olmadığını görmemek inanılmaz bir gaflet. Evet. Burada bir virgül koyalım. Sema Hanım, size geçelim. Diyor ki izleyicilerimiz bir tanesi değil, hepsi diyor. Avrupa'nın kanunlarıyla olacağı bu. Nedir boşanmaların sebepleri? Aileden sorumlu bakan ne iş yapar? Adalet Bakanı ne iş yapar? Boşanan insanların ahı da sizi de bizi de mahveder diye yazmış. Neler söyleyeceksiniz? Toparlayalım hem de. Evet. Yani şunu bir kere söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şiddet, bunu her programda da vurguluyoruz, azalmadı, arttı. 110-120 civarında senede şiddet varken şu anda 500 civarında kadın öldürüldü. Ve bunu tekrar vurguluyorum. Bu millet Müslüman olmasaydı 2 milyon erkek evden atıldı. Eğer Allah'tan korkmasalardı daha çok cinayet olurdu. Allah'a havale ettikleri için. Çünkü öyle mesajlar alıyorum ki ben, diyor ki bilgisayar işi
eşim bütün bilgisayarda evde kaldı diyor. Yalvarıyorum aylardır kadın bilgisayarımı vermiyor diyor. Bir telefon geliyor sizin söylediğiniz gibi. Adam sokakta eve gidip çamaşırlarını alamıyor, pijamalarını alamıyor. Yasak. 600 metre yaklaşamayacak. Yani cidden çok büyük bir zulüm var burada. Yani ki, tamamen birdenbire düşünün. Ortada kalıveriyorsunuz. Şimdi çıkıyorsunuz eve gideceksiniz Muhammed Bey. Size bir telefon geliyor. Sizin hanım şikayet etmiş. Gece yarılarına kadar program yapıyor. Bu adam bana psikolojik şiddet uyguluyor. Ekrandayız. Hayır şunu söylüyor. Evde erken bulunmuyor. Gece yarısına kadar programda ben bu adamdan psikolojik olur. Ha, ne kadar korktunuz. Ya bu konuları işliyoruz. Evet. Ne kadar. Şunun için söylüyorum. Ne yaparsınız? Bir telefon geldi. Nereye gidersiniz? Ne yaparsınız? Ne kadar aşağılayıcı bir şey. Kahrınızdan ölürsünüz. Evet. O kadar emek vermişsiniz. Çocuklarınız olmuş. Yememiş yedirmişsiniz. İçmemiş içmişsiniz. Giymemiş giydi. Tırnaklarınızla rüya yapmışsınız. Bir anda kendi evim dediğiniz, evim bildiğiniz yere giremiyorsunuz. Evet. Kahrolursunuz. Çok büyük bir şiddet. Yani kadına şiddeti önleme adına erkeklere ve topluma, çocuklara da çok büyük bir şiddet. Düşünsenize baba eve gelemiyor. Çocuk bekliyor babam gelecek diye. Anne şikayet etmiş eve gelemiyor. Öyle mesajlar alıyorum ki ben. O dün yeni beyefendi yazmış. 5 tane çocuğum var. Üstelik ikiz ve hasta olan var diyor. Beni evden attırmış hanım. Adam daha onu düşünüyor. Kendi de rahatsız aslında. Nasıl baş edecek 5 çocukla. Yani cidden korkunç bir şekilde şikayeti evden attırma var. Burada şuna bakmamız lazım. Niye bu kadar hanımlar? Yani burada bence şu çok önemli bir etken. Evlilik ve hanımlarla da ilgili çalışan birisi olarak. Kadınlar bir kere hem çok saflar hem çok kurnazlar. Hani hem çok çabuk kanıyorlar hem de çok kandırmaya müsaitler. Yusuf suresinde de kadınların tuzakları pek çetindir diye bir ayet-i kerime var. Şimdi kadınlar birbirine gaz veriyor. İşte kocamla tartıştım. Hadi bir işte ya da internette görüyor, televizyonda görüyor. Aa benim böyle bir hakkım varmış. Hadi kullanayım. Biraz işte gözünü korkutayım. Mesela kayınvalideye gitmek istemiyor. Adam gidelim diyor. Bir telefonla adama gözdağı verecek. Sonrasında pişman oluyor. Evlilik yıkılıyor falan filan. Bir sürü şey var. Boşanma oranları ciddi anlamda yeni dolaşan bir belge vardı. Artmış ülkemizde son birkaç yılda. Bir kere burada hanımların da öfke gelir akıl gider diye bir şey var. Düşünün karı koca tartışıyor. Öfke var. Bu öfkeyle kadın şikayet ediyor. Diyor ki aa benim böyle bir hakkım varmış. Ama sakinleşince pişman oluyor. Diyor ki ben ne yaptım? Kocamı şikayet ettim. Eve gizli gizli alanlarımı dersiniz. Niye telefon açmıyor diye küsenlerimi dersiniz. Bir kere devletin şurada iyi niyetli, hükümetin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Zaten korkunç bir sözleşme. Ekstradan halkı bilgilendirmiyor. Mesela yaptılar bir tane böyle adam işte karısıyla tartışıyor. Adamın üstüne işte kafesler işte şeyler geliyor. Hani kadına şiddette ceza diye. Bunu yapan devlet şunu söylemiyor. Kocanızı şikayet ettiğinde 6 ay eve işte şu süre gelemeyecek, telefon açamayacak. İşte evliliğiniz bitebilir, adam bunu hazmedemeyebilir, psikolojik sağlığı bozulabilir. Sen eğer bunu şey yapıyorsan sonuçlarını da bilgilen. Kadın düşünemiyor bunu. Hani diyor ki biraz gözünü korkutayım falan diyor. İşte bana nasıl bağırırsın? Bak ben bu hakkımı kullanıvereyim. Bir kere her şeyden önce kadınlara yapılan bir kötülük bu. Ya çok fazla kadının mesela bir okuyucum o yüzden boşandı. Bir basit bir olay bir şey tartışıyorlar ve kadın şikayet ediyor. Beni diyor siteden diyor yaşadığımız siteden polisler diyor bütün herkesin göz önünde çıkarttı. Sonra kadın pişman oluyor barışıyorlar falan. Adam ama diyor ki ben poliste girdiğim siteye asla bir daha girmem. Kadın inat ediyor ki burada yaşayacağız çocuklar buraya alıştı. Okuyucum da diyor ki hayır diyor ben burada rezil oldum. Bunca insan beni polisle oradan çıktığımı gördü. Taşınmayı kabul edersen bu evlilik devam edecek. Kadın da inat etti boşandılar. Şimdi yani ne gerek var buna? Küçük çocukları var. Ya yuvalar böyle böyle yıkılıyor. Bu çok büyük ya kadına şiddeti önlemek adına erkeklere ve çocuklara ve topluma çünkü her boşanmanın geri planda ne var gizli kaçak ilişkiler işte kadın boşanmış çocukları var tekrar evlenemiyor küçük çocuğum var diye gidiyor evli bir adamla ilişki yaşıyor evli bir adam başkasıyla ilişki yaşıyor işte boşanamıyor adam gidiyor başkasıyla ilişki yaşıyor toplumda böyle zina yayılıyor yani bugün vardı adam 25 sene boşanamamış. Kadın boşanmak istemese devlet boşamıyor. Yani bir kere bu çok büyük bir zulüm. Bir kere yani Kur'an'la savaşıyorlar aslında. Çok doğru. Yani Allah Teala yani dinimizde boşanmak kolay bir şey. Tamam insanlar boşanmasın çok tavsiye edilmiyor ama bitmişse bitmesi lazım. Mesela karı koca anlaşamazsa Nisa suresi 35'te Allah Teala buyuruyor ki
hakem tayin edin. Daha bugün var, dün Hürriyet gazetesinde vardı, Diyanet de imza atmış. Uzlaşmayı ve boşanmaya karşı protokol imzalamışlar. Barıştırmamayı kabul etmiş. Yani Diyanet, bunu hatta yarın okuyucularla Twitter adresimde paylaşacağım ve Twitter kullanmayan herkesten Twitter kullanmalarını rica ediyorum seslerimizi duyurmak için. Muhakkak Facebook falan onların pek fazla etkisi olmuyor bu konuda. Diyanet, karı kocanın barıştırılmaması protokolüne imza atıyor. Kur'an'da da diyor Allah-u Teala barıştırın, hakem yollayın. Neyine? Yani resmen bütün ya temel anlamda öyle, işte cinsiyet eşitliğini kabul ettik biz İstanbul Sözleşmesi'yle. Allah-u Teala diyor ki eşit değil diyor Nisa 32. ayet-i kerimede. Ben sizi farklı yarattım diyor. Sen diyorsun ki biz eşitliğe imza atıyoruz. Evin reisi erkektir. Er-ricali kavvamun ale nisa diyor Allah-u Teala. Sen diyorsun ki eşittir. Hayır. Hatta kadın daha üstündür. Kadının beyanı bir cümlesi erkeğe yerle bir eder, yere serer. Sen Kur'an'la savaşıyorsun. Sen toplumu yıkıyorsun. Sonra da niye eleştiriyorlar? Bir de böyle ay biz ne yapıyoruz? İşte kadını koruyoruz falan filan. Saçma sapan böyle. İşte kadınlar korunmasın mı? Kadınlar ölmesin. Sen öldürüyorsun. Sen kadını öldürüyorsun. Kadın boşandı. Ne olacak? Kaç kadın tekrar evlenebiliyor? Küçük çocukları var, bilmem nesi var. Evet. Bir sürü insan, hiç unutmuyorum, bir okuyucum yazmıştı. 10-12 yaşında iki oğlu varmış. Diyor ki boşandık. Her gece kocamın hayaliyle uyuyorum. Ben diyor gururuma edirip de tekrar arayamıyorum. Şimdi ne olacak ya? Eşim de duydum ki diyor yeni bir eş arıyormuş diyor. Ben kahroluyorum diyor. Şimdi toplumu bu kadar ifsad etmenin, toplumu bu kadar yıkmanın, kadınların duygusal yönden vuruyor aslında. İşte öfke, işte kızgınlık falan. Kadını oradan diyor ki şikayet et, şikayet et. Ne olacak? O işte bir de uzaklaştırma ne yapıyor? Bir, hani şunu millet anlamıyor. Zannediyorlar ki uzaklaştırma alınca kadına bir koruma veriliyor. Öyle bir şey yok. Senede 500 bin kadın mesela şikayet etmiş. 1 milyon polis kadınların başında mı bekleyecek geceli gündüzlü? Böyle bir şey yok. Bir kağıt gidiyor diyor ki evine yaklaşma. Ha, bu adam zaten şiddet yanlısıysa o kağıdı mı dinleyecek? Ne? Zaten dinlemeyenler ne yapıyor? Gidiyor öldürüyor sonra intihar ediyor. Yok. Kaç tane peş peşe? İntihar etmiyor. Bazı gidip teslim. Ha, evet. Ha, intihar eden de var. Bir hadi diyor. Yani bu sefer diyorlar ki cinayetler artıyor. E koruma versin. Arkadaş yani 2 milyon kadının başında o da erkek. Polis de erkek. Eğer sen erkeği şey olarak görüyorsan, sapık olarak görüyorsan, şiddet yanlısı olarak görüyorsan. Ha, 500 bin 1 milyon erkek polis de erkek sonuçta. Sen kocasından mı koruyorsun kadınları? Yani İstanbul Sözleşmesi bence son yıllarda aileye, topluma, devlete yani kendi ellerine ayaklarına sıkıyorlar. Tüm toplumu ifsat ediyorlar. Ya gerçekten o kadar önemli ki. Ya bana kalsa şu anda burada olmak değil, evimde oturmak isterim. Ama o kadar yani insanlara anlatmak o kadar dert geliyor, o kadar problem geliyor ki insan inanamıyor. Sürekli karım beni evden attı, işte çocuklarımı göremiyorum. Hanımlardan şikayet ettim, pişman oldum. Hatta şunu anlatayım. Komşusu şiddete uğruyormuş, bir hanım yazdı. Kocasına gerçekten fiziksel şiddete uğruyor. Bu da tut sen bakanlığa ara şikayet et. Kadınla konuşmadan. Kadın sen nasıl benim kocamı şikayet edersin diye. O da kadının evimizi tek geçindiren çocuktu diyor. O eşim de yanarak öldü, evimizin direğiydi diyor. Kadın da demiş ki bak sen benim madem kocamı şikayet ettin, bunun oğlu benim kızı taciz etti diye iftira atmış. Şu anda oğlu 15-20 yılla yargılanıyor. Yani ama bakıyoruz kadem ne gösteriyor? Komşudan ses mi yükseldi? Koşun koşun şikayet edin. Ya arkadaş şikayet... Yani sürekli o da sürekli oradadır. Niye? Projeden para alıyorlar. Milyon dolarlar alıyorlar ve bu topluma dinamit koyuyorlar. Evet. O yüzden o paralar onlara zaten hayretmeyecek. Ayrı olay. Dünya ve ahirette de cehennemi içlerinde önce yaşayacaklar. Bunca insanın, çocuğun gözyaşını, bedduasını alıyorlar. Gerçekten çok yani haber olmayan çok insan var ama haber olanlar gerçekten çok fazla mağduriyetler var. Hele istismar konusuna giremedik. %100 iftira. Önümüzdeki haftalarda. Evet adam %100 masum. Masum olduğuna %100 delil var. Son bir dakika tamam. Var. Son sözlere de giremeyeceğim. Evet. O yüzden de hani her açıdan iftira, cinsel istismar bir sürü açıdan gerçekten topluma yapılmış en büyük kötülüktür. Ve bir an önce kaldırılması lazım ve kaldırılana kadar mecbur mücadele etmek durumundayız. Evet, son 1,5 dakikam var. Özellikle söylemek istediğiniz varsa Yalçın Bey sizden alayım ben. Şimdi ben bir defa tabii bu konunun Sema Hanım günlük pratik yaşamın içerisinde çok güzel örnekler verdi. Yani ailelerin nasıl dağıldığı ile ilgili ama esas İstanbul Sözleşmesi'nin esas toplumsal yapımızı dağıtıcı özelliğine esas gelemedik.
yeni kavramlar getiriyor. Bizim inancımızla, kültürümüzle, normumuzla uyuşmayan bir partner kavramı. Evet, bu dayak, şiddet falan konuşuyoruz ama partner kavramı yeni gençliğin, adolesan dönemdeki çocuklarımızla ilgili ve cinsel yönelim kavramı. Şimdi bunları yasal çerçevede, yasal korumaya alıyor. Nedir? Eşcinselliği. Bakın, bu kavramlar eşcins, partner diyor, karı koca demiyor. Partner kavramı, birlikte yaşadığı insan, bu kadın olabilir, eşcinsel olabilir, işte başka bir şey olabilir, belki bilmiyorum, benim aklıma geliyor, hayvan olabilir, bilemiyorum. Partnerden söylenilen şey bir defa çok tehlikeli bir şey. Bu kavramı bu İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde var. Ve evlilik dışı yaşamayı yasal çerçeveye alıyor. İki cinsel yönelim diyor. Şimdi yani ne tür normal dışı cinsel yönelimleri de yasal çerçevenin içerisine alıyor. Esas toplumsal yapıyı, dokuyu tehdit eden yanı da burası. Artı biraz önce çok güzel söylendi, açıklandı ama yine gözden kaçtı. Hani işte kadın telefonu kaldırdı, şikayet etti, tamam dava başladı. Arkasından bu İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın vazgeçse de dava devam ediyor. Kamu davası oluyor. Kamu davası. Yani kadının affetmesi yetmiyor artık. Arabuluculuk müessesesi de işlemiyor. Evet, işlemiyor. Kapatırken çok önemli konulara değindiniz ama bunun psikolojik boyutlarını Yalçın Bey, Yalçın Güzelhan, Doktor Yalçın Güzelhan'dan daha sonra almak isterim. Özellikle çünkü cinsel eğilim deyince 81 milyonda ne gibi bir yara açıyor? Partner deyince bu diğer insanlara, diğer ailelere nasıl rol model oluyor? Nasıl o amigdalaya geleceğiz? Ben küçük 30 saniyede söyleyeyim buradan. Yönetmenim, madem herkes fevran ediyor. Evet, kademe aldım yönetmenim. Kademe, Morçatı'ya ve bu uluslararası, çünkü ben bunu İngilizce'de tartışabilecek bir düzeydeyim ki bir sürü yazışmalarım var. Bu çıkan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, onaylanma ile ilgili çıkan yasa bana göre neuroscience yani ve psikiyatri bilimine aykırıdır. Yani bir ülkenizde çıkaracağınız bir yasanın pozitif bilimle çatışması, çelişmesi olabildiğince en büyük yanlıştır diye söylemek istiyorum. Bu konuda neuroscience yani sinir bilim, beyin moleküler biyolojisiyle nasıl çatıştığını, psikolojiyle psikiyatri nasıl çatıştığını ben her düzeyde, her platformda ve dilde, yani daha doğrusu İngilizce olarak da her yerde bunu tartışmaya çağırsınlar. Yani bu konunun ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu, toplumsal dokuyu ne kadar tehdit eden bir girişim olduğunu her yerde tartışabiliriz. Önemli olan bilimsel sınırlar içerisinde ve evrensel kurallarla tartışmak şartıyla. Yani ben çok böyle bir bağnaz bir açıdan bakan bir insan olarak demiyorum. Hangi platformda, hangi düzeyde tartışacaksanız buyurun. Yani evet, size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben şöyle kapatmak istiyorum. Bülent Bey, söz veremeyeceğim ama affınıza sığınıyorum. Bir sürü mesaj geldi. Sevgili izleyiciler, okuyamadım. Sizin de affınıza sığınıyorum. Burada ben herkese çok teşekkür ediyorum. Eğitimci yazar Sema Maraşlı'ya, avukat Bülent Demir'e, psikiyatrist gazeteci yazar Doktor Yalçın Güzelhan'a, Bofistler Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Nihat Yörü'ye. En büyük teşekkür sevgili izleyiciler size ediyorum ama şunu söylemeden kapatmak istemiyorum. İstanbul Sözleşmesi oluştururken, bu tür sözleşmeler oluşturulurken, komisyonlar kurulurken psikologlara sorulmadı. Bunu biliyoruz. Takip ettik, araştırdık. Ne olur bakın. Burada genç münevverlerimiz var. Alim, bilge, bilim adamlarımız var. Güvenilir devlet adamlarımız var. Devlet adamı demek illa devlet siyasette ulaşması da gerekmiyor. Devleti lehine çalışan demek aslında. Ne olursunuz bunları toplayalım. Kaldıracaksak bu sözleşmeyi kaldırma aşamasında istişare edelim. Eğer negatif değilse devam etsin. Ama sıkıntılı bir yanı varsa, problemi varsa, çünkü çok mesaj geldi nasıl kaldırılabiliriz diye. 80. maddede hiçbir şey yapmadan, tazminat ödemeden kaldırılabiliyor. Kaldırırken de şunu yapalım. Biraz önce Bülent Bey çok önemli bir olayın altını çizdi. Oluşturalım komisyonları, tartışalım. Bu bize zararlıysa kaldıralım. Zararsızsa devam edelim. Efendim bizden de bu haftalık bu kadar. Sizi haftaya kadar emanetler hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.